Teşekkür ediyoruz. Peki, tabii bir açılış oldu. İyi akşamlar efendim. Geçen hafta Müslüman nasıl yaşar diye bir tartışma programı yaptık. Bu program galiba ilk kez televizyonda İslam'ı bir uzman insanların tartıştığı bir program oldu ve çok ilgi çekti. Ve insanlar ve özellikle seyircilerimiz bunun pek de yeterli olmadığı kanısına vardılar ve bu inançlarını bize yoğun bir telefon kampanyasıyla gösterdiler. Bunun üzerine bu hafta biz bu tartışmaya birazcık daha zenginleştirilmiş bir konu kadrosuyla devam edeceğiz. Bunun da çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü herkesin söylediği bir laf var. Türkiye Müslüman bir ülke. %90'ı bazılarına göre 99'u Müslüman. Ama Türkiye kendi dininden korkmuş bir ülke gibi gözüküyor. Müslümanız ama Müslümanlıktan biraz da korkar bir halimiz var. Çeşitli baskılar ve nedenler bizimle dinimiz arasında bir mesafe koymuşlar. Bu mesafe ve korku iki sonuç doğurmuş. Bu sonuçlardan biri biz kendi dinimizi bilmiyoruz. Özellikle geçen haftaki tartışmada bu oldukça açık bir şekilde ortaya çıktı. Yani genelde sokakta tekrarlanan gerçeklerle uzmanların, bu işi bilen insanların söylediği gerçekler arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani biz kendi dinimizi şöyle dört başı mamul bir şekilde bilerek yetişmemişiz. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek de şu, bizim bu cehaletimiz birçok insan tarafından istismar ediliyor. Yani insanlar sokaklarda yalan yanlış bilip bilmeden yasaklar vaz edip zorbalıklar yapabiliyorlar. Ve bu bizim hayatımızı Müslüman olarak da, uygar bir insan olarak da, sıradan bir insan olarak da, çağdaş bir insan olarak da zorlaştırıyor. Biz onun için bu tartışmayı bu hafta devam etmeye karar verdik. Ve Müslüman nasıl yaşamalıyı uzmanlarımızla birlikte konuşacağız. İyi akşamlar efendim. Evet, halkımızın Müslümanlıkla bu çelişkili ilişkisi ülkede iki kamp yarattı. Bu kamplardan biri Müslümanlıktan, İslam'dan duyulan korkuyu abartanlar. Diğer kampta bu istismar ederek dini yalan yanlış yasaklarla korkuyu yaratanlar ve kitlelere egemen olmaya çalışanlar. Bu iki uç noktada kitleleri kendi peşlerinde sürüklemek için siyaset arenasında dövüşüyorlar. Biz herkesin kendine göre tarif ettiği Müslümanlığın ne olduğunu, Müslümanların nasıl yaşaması gerektiğini, bir Müslüman nasıl yaşar konusunu bugün tekrar tartışacağız. Genişletilmiş konuklarımızla tartışacağız. Konuklarımızın hepsi de İslam'ı bilen insanlar, uzmanlar bu konuda. Ve hemen sizlere konuklarımızı tanıtalım. Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Hürriyet Gazetesi yazarı kendisi. Sayın Profesör Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsü öğretim görevlisi. Sayın Doçent Doktor Abdülaziz Bayındır, İstanbul Müftülüğü Fetva Komisyonu Başkanı. Evet, diğer konuklarımıza geliyorum. Sayın Profesör Bayraktar Bayraklı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Sayın Sadık Albayrak, Milli Gazete başyazarı. Ve Sayın Ercüment Özkan, İktibas Dergisi editörü. Evet, konuklarımızı tanıttıktan sonra tartışmamıza giriyoruz ve dinamitimizin fitilini ateşliyoruz, başlıyoruz. Sayın Özkan, sizinle girelim dilerseniz. Çünkü iki yeni katılan konuk siz ve Sayın Bayındır. Geçen hafta biz örtünme konusunu tartışmıştık. Sizler yeni katıldınız bu tartışmaya bugün, evet. Bu akşam. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Örtünme meselesi hakkında, kadınların örtünme konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben geçen haftaki programı dikkatle izledim. Hatta bantını temin ettim. Dün akşam buraya gelmeden yeniden izledim. Çağrıldığım haberini aldıktan sonra. Örtünme konusunda kanaatim şu. Bir insan İslam'a göre kanaat belirtecekse elbette İslam'ın bir esası vardır. Onu esas olarak belirtmelidir. Müslümanım diyen için Kur'an'dan yüce esaslar belirleyen bir kitap bulunmamaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu ahlak edinmiş, ölçülerinin tümünü Kur'an'dan almıştır. Bu itibarla Kur'an, kadın ve erkeğin cinsiyetini gizlemesini, şahsiyetini ortaya çıkarmasını öneren bir kitap. Kadın ve erkek cinsiyetini sermaye olarak kullanamaz, şahsiyetini kullanabilir. Toplumun her kademesinde şahsiyetiyle yer alır, dişiliği veya
erkekliğiyle yer almaz. Peki efendim, yani şunu anlayamadım. Efendim? Kendimizi göstermek, kişiliğimizi kullanmak, satmak manasına falan mı geliyor? Efendim, nasıl? Ya sanki öyle anladım. Yani cinsiyetini öne çıkarmakla, örneğin kadın için dişiliğini öne çıkarmakla kişiliğinin önde bulunması arasında çok fark var. Ve 180 derece fark var. Dişiliğini öne çıkarmanın ölçüsü ne? Efendim? Dişiliğini öne çıkarmanın ölçüsü bunu ne? Bunu insanlara bırakırsanız size göre farklı, bana göre farklı size olabilir. Göre ama efendim? İnsanların baz olarak kabul ettiği, esas ölçü olarak kabul ettiği şey ne? Müslümana göre Kur'an. O zaman Kur'an ne diyorsa Müslümanım diyen zaten Kur'an'daki vahiylere teslim olduğunu peşinen ifade eden insan. Size göre Kur'an örtünme konusunda ne diyor? Çünkü kesin kez, kesin kez ziynet denilen, yani kadın için dişiliğinin emaresi sayılan boynundan, kulaklarının memesinden tutunuz göğsüne, bilmem bacaklarına, göbeğine kadar her alanın kapanması, ellerin buradaki kemiklerden dışarısı, ayakların hakeza aynı şekilde ve saçlar, yüzün açık bırakılması, saçlar başa dahildir, baştan ayrı bir şey değildir. Baştan aşağı salınacaktır örtü. Dolayısıyla omuzun üstünde baş olduğuna göre baştan aşağı, yani baştan omuzlara salınır. Yani siz diyorsunuz ki Müslüman bir kadının baştan aşağı kapanmalı. Tabii. Sayın Bayındır. Ama bunun modası İspanyol tarzı olur, yok Arap tarzı olur, Türk tarzı olur, hiç fark etmez. Bütün mesele şeffaf olmayacak, örtülecek kumaşlar. Dar olup vücut hatlarını çok belirgin bir şekilde ortaya çıkarmayacak. Yani, bir de örtünün bizim bildiğimiz çarşafı söylüyorsunuz. Dahilinde örtünecek. Ya yani bizim bildiğimiz çarşafı söylüyorsunuz siz. Yok, çarşaf değil, pardüsü de var. Ya yani, pardüsü yattı başını örtüyor. De örtünür. Evet, Sayın Bayındır efendim, siz de geçen hafta yoktunuz. Siz de yeni katıldınız. Örtünme konusu Müslümana göre Sayın Özkan'ın belirttiği gibi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği şekilde olmalıdır. Kur'an'da erkeklerin ve kadınların örtünmesiyle ilgili değişik hükümler vardır. Zannediyorum burada söz konusu olan hanımların örtünmesidir. Erkeğe şimdilik kimse karışmadığına göre. Tabii. Orada Allah-u Teala ayette şöyle buyuruyor. Mümin kadınlara söyle. Hemen başlangıçta inananlar için bir emir olduğu ortaya çıkıyor. Mümin kadınlara söyle, gözlerini önlerine eğsinler, ziynet yerlerini açmasınlar. Ziynet yerine efendim. Galiba tartışma burada. Tabii. Çünkü ziynet yeri geçen hafta değişik tanımlandı da. Şimdi tabii bu ziynet yeri dediğiniz zaman bu kavramın açıklanmasında çeşitli görüşler ortaya çıkabiliyor. Onun için de kadın örtünmesiyle ilgili değişik yorumların da İslam tarihi boyunca var olduğunu görüyoruz. Ziynet yerleri ama genel kabul, hanımın mesela yüzü ziynet yeridir. Yani yüzünü kapatıp peçe mi takması yok, lazım? Şimdi ziynet yeridir. Kadının en güzel organı kabul edilir yüzü. Bu kime? Kur'an-ı Kerim'de mi böyle kabul ediliyor yoksa birileri tarafından şimdi mı? Bu yorumu anlatıyorum ya size. Hı. Yalnız orada ziynet yerlerinin açıkta kalan kısmını Allah-u Teala istisna etmiş. Açıkta kalanlar hariç. İşte açıkta kalanlar istisnalar içerisine yüz giriyor. Yani yüz görülebilecek olan ziynetlerden sayılıyor. Süslerin, hanımların en çok süslerinin kullanıldığı işte kolları, göğüs kısmı, bazı hanımlar ayaklarına halhal takarlar biliyorsunuz işte onlar şeklinde kabul edilmiştir. Tamam, siz de Sayın Özkan'a mı katılıyorsunuz efendim? Şimdi, kulak memesinden itibaren. Tabii şimdi hanımlar yüzlerini açabiliyorlar. Çünkü konuşmak için ağızlarının, nefes almak için burunlarının, görmek için gözlerinin açık olmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden yüzlerini açmaları kabul edilmiştir. İzin verir misiniz? Sayın Öztürk, bu görüşler tam sizin geçen hafta söylediğiniz görüşlerle tam uyum içinde değil. Galiba daha değişik bir tefsirle karşı karşıya kalıyoruz. Biz geçen hafta bu konuyu konuştuk. Evet, yeni konuklarımızla yani yine bunu toparlayıp başka bir konuya geçeceğiz. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Bu 50 bin defa da bunu biz burada tartışsak yine bu dışarıda tartışılacak. Onun için ben yine tekrar edeceğim. Ne derler bilmiyorum fakat bu konuyu genişçe kaynaklarından okumak lazım. Ben Kur'an'daki İslam kitabımın
Nur suresi 31. ayetiyle ilgili açıklamaları tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir söyler misiniz? Şimdi ben özetleyeyim. Gerek Ercüment Bey'in gerek Abdülaziz Bey'in baştaki girişlerine aynen katılıyorum. Tesettür dediğimiz örtünme, yani tesettür kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Örtünme Kur'an'ın emridir. Bunu geçen hafta ittifakla kabul etmiştik. Başörtüsü de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Burada da bir tartışma yok. Yalnız bunun burada gerek Özkan gerek Bayındır tarafından çizilen şeklinin Kur'an'da yerini almış olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanmayan bir yorum mu yapıyorlar? Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü getiriyor. Kur'an-ı Kerim böyle kesin çizgiler vermiyor. Öyle kulak memesi yok. İşte yüzün o kadarı. Bakın burada genel kabul veya bir kısmının kabulü gibi laflar girdi ortaya. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'e göre olması gerekenden bahsedeceksek onu bir şekilde bahsedelim. İslam örfünün, genel örfünün kabulünden bahsedeceksek onu bir şekilde ele alalım. Hayır, biz Kur'an-ı Kerim'e göre dayanalım. Kur'an-ı Kerim'e göre. Çünkü örf değişir toplumdan topluma, ki bu değişiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in gene geldik aynı yere. Geçen hafta Bayraktar Bey açıkladı, ben açıkladım. Efendim kaçıran izleyicilerimiz var. Şimdi bakın, bunu hemen izleyenler. Bakın kısa söyleyelim. Kur'an-ı Kerim başörtüsü manasında. Evet, o zaman daha ayrıntılı lütfen. Kur'an-ı Kerim başörtüsü manasında orada hımar kelimesini kullanıyor. Örfi manada alırsak başörtüsüdür. Mutlak manada alırsak başörtüsü değil, herhangi bir örtüdür. Biz örfi manada alıyoruz. Ben de o kanaatte olanlardan. Yalnız bunun Kur'an-ı Kerim başın, kulağın, burnun vesaire nerelerini kapatacağına dair bir açıklama getirmiyor. Geçen de söyledim. Yani Kur'an-ı Kerim bir, mutlaka korunması gerekenleri getiriyor ki öyle yapar. Bir de örfe atıf yapıyor. Şimdi ziynet kavramı, ziynetin açıkta kalabilecekleri müstesna, illa ma zahara minha dediği, o ziynetlerin açıkta kalabilecek olanları müstesna diyor. Nedir bu? İşte orada herkes bir fikir öne sürüyor. O zaman burada işte yani zaten tartışılan şey bu. Bir müstesna olan kısım hangi kısım? O halde Ahmet Bey, demek ki Kur'an-ı Kerim bir de örfe bir pay bırakmıştır. Ama örf değişir. Tabii değişir yani efendim. Yani önceki tabii adetle, değişecek. 100 sene önceki gelenekle, 100 sene sonraki gelenekle değil ki. O zaman Müslümanlıkta... Efendim, örfe pay bırakır deyince değişecek demektir. Yalnız değişmeyeni var bunun. Anladım. Yani başörtüsü var. Ama bunun nereleri hangi milimetrik ölçülerle kapatacağına dair bir şey vermiyor. Ne yapacağız bu takdirde? O zaman sünnete bakacağız. Yani bunu Peygamberimiz nasıl uygulamıştır? Geçen gün ben burada özetini verdim. Peygamberimizin uygulamasına bakıldığı zaman orada bir şey görüyoruz. Ben kaynaklarını da bu defa vererek Kur'an'daki İslam kitabından onu açtınız madem, dinleyicilerimiz gitsin oralara da baksınlar. Şimdi bakın, Buhari vudu abdest bahsinde çok da teknik 43 olmadı. Numara. Ebu Davud, hayır bunu açtınız, bunun tekniği mekniği yok, bu zaruret. Hayır, tekniği değil mi? Benim de anlayabileceğim bir dilde söyleyin yani. Ya açmayın ya bırakın, halka anlatalım. Ebu yani, Davud, taharet anlatıyor. Bahsinde 39 numaralı hadiste. Nesai, taharet bahsinde 54-56 numaralı hadiste. Yani kütüb-i sitteden veriyorum bunları. Aşağı kaynaklara inersek orada da var. Tamam. Ne ama diyorlar? Sen ne dediklerini söyle. Diyorlar ki, kadınlar peygamberimiz zamanında erkeklerle birlikte aynı kaptan, hatta burada orijinal metnini koymuşum, min ina'in vahidin, aynı kaptan birlikte abdest alıyorlar. Heh, şimdi bu burada. Peki, bir dakika müsaade. Abdest alıyorlardı. Buyurun. Yalnız bu kadınlar diye. Bu münakaşaya girmeden bunun çözülmesi lazım. Şuranın çözülmesi lazım. Tamam, buyurun. Başlayın, bakın. Abdest aldığına göre buralar ne kadar, dirsekler ne kadar açıktır. Açılmıyor mu? Ayet-i Kerime'yi analiz yapmamız lazım. Burada tamam. Analiz yapmadan bu işi çözemeyiz. Tamam. Ayet-i Kerime'den hareket etmeden aşağılara inersek bunu halledemeyiz. Tamam, Ayet-i Kerime'den buyurun. Hareket edelim. Ben analizini yapayım. Buyurun. Ezber okuyorum ve analizini yapıyorum. Buyurun. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْلُنَّ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Yüce Allah önce gözden başlıyor. Bakınız Ayet-i Kerime'de. Mümin hanımlara söyle ya Muhammed, gözlerini eğsinler.
Yani bakışın erkeğin gözüne baktığı zaman da elektriklenme olayından dolayı Yüce Allah önce gözle bakıyor. Demek ki burada ayırmış, organları ayırıyor Yüce Allah. Analiz ediyor. Bunu tartışmaya lüzum yok. İkincisi, ve yahfazne furucehunne, cinsel organlarını korusunlar. Yani zinadan korusunlar diyor Yüce Allah. Şimdi bakınız, bir göz olayı vardır, bir cinsi organ vardır. Cinsi organı harekete geçiren hangi organdır? Göz organıdır, bakıştır yani. İnsanlar bir delikanlı bir kızı sevmesi, ona gönlünün akması, gönül penceresidir bu efendim. İyilikler de, kötülükler de bu göz bakışından oluyor. Ondan sonra cinsel organa Yüce Allah iniyor ve diyor ki, yalnız, cinsel organlarına, müsaade buyurun efendim, ben ayeti devam ediyorum. Vela yübdîne zînetehunne, zînetlerini açmasınlar. Ayet-i kerimede söylüyor. İlla ma zahara minha. Ancak o zinetlerden açık olanı müstesna. Açıkta olanı. Açıkta olanı nedir? Bu kesinlikle icma ümmet vardır burada. İttifak yani vardır. Müslüman alimlerin ittifakı vardır. Eller, ayaklar ve yüz. Müsaade buyurun efendim. Yüz açıktır. Çünkü bir delikanlı bir kıza baktığı zaman en güzel, bütün vücudun güzelliğini yüz yansıtır. Yani bir kızın vücudu güzel midir, değil midir diye demeye lüzum yok. Siz onun yüzünü gördüğünüz zaman da bütün güzelliğinin organlarını Allah-u Teala sanat gereği koymuştur bütün yüze, bakarsınız görürsünüz. Ayrıca Yüce Allah başka bir organa geçiyor. Vel yavribne bihumurihin ala cuyubihin. İşte burada örtüyü koymuş. Bak teker teker saymış Yüce Allah. Bunun istisnası ötesi berisi yok efendim. Allah-u Teala diyor ki baş örtülerine başından aşağı ala dediğimiz harfi cerdir. Evet. Yani, propositiondir İngilizce. Omuzlarına kadar sarkıtsınlar. Bu bir... Bunun hiç tartışmaya lüzum yok. Ben ipek giyerim. Hayır, öteki kumaş, önemli şey giyerim. Ne giyerse giyerim. Baş saçlarını örtecek. Örtü burada, o kadar basit. Devam edelim. Ama çok basit. Ya anlaşılır. Siz saçların örtülmesini istiyorsunuz. Sayın Hatim Bey. Hayır, ben bir şey, bir açıklanmasını istiyorum. Sayın Öztürk, aynı kapıdan abdest alma konusunda Buhari'den kaynak verdi. Bu hadisin tamamını alabilir miyiz? Tamamı şu. Ebu Davud'daki şekliyle verdim. Kadın ve erkek ellerimizi aynı kaba sarkıtıp daldırarak toplu halde abdest alırdık. Şimdi orada kadın ve erkek mi yoksa karı koca mı acaba? Efendim, şimdi kadın şeyde, erkek. Arapçası var mı sizin şeyinizde, metninizde? Ricalen ve nisaen diye geçiyor. Ben şimdi gördüğüm o manada değil, kaynaklarda bakın, mesela fıkıh kaynaklarında mahrem ve namahrem olayı var İslam'da. Yani, onu tartışın. Işte kadın ve erkek diyor. Ama aynı hangi amca olduğudur, kardeştir. Yani sonra fıkıh bakımından bu mesele. Hiçbir açıklama yoktur orada. İşte, yani de, bu hadisin, bunu tartışabiliriz. Bu hadislerin rivayetinde, Kütüb-i Sitte'den ben aldım. Hiçbirisinde bu hicab ayetinden önceydi, mahrem erkeklerle mahrem kadınlar arasındaydı diye bir açıklama yok. Öyle şöyle miydi? Bir şey olabilir mi Yaşar Bey? Evet. Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un bir su sorunu var. Tabii ki abdest almak için su gerekli. Teyemmüm edecekse, ama az bir su var, teyemmüm etmektense mahrem olanlar, kadın ve erkek, su az olduğu için, sıcak bir ülke, o sudan abdest alabilirler. Peki yani su az olursa Kur'an-ı Kerim'i değiştirip kolları, bacakları göstermek mümkün olur. Hayır. Şimdi, mahrem olursa diyorum ben. Bakın, şimdi mahrem olayı var ortada. Bir izin verirseniz Sayın Hatemi'ye. Lütfen. Şimdi, hayır, konu bitmeden geçmeyelim. Hayır, konu bitmedi. Tabii ki bakın, ben şimdi İstanbul Müftülüğü'ndeyim biliyorsunuz. Halkın ben muhatabıyım. Evet. Sizin bu programınızla ilgili yüzlerce telefona cevap vermek zorunda kaldım. Ve maalesef de izleyemeden cevap verdim. Yarın gene bana soracak vatandaş. Bu zaman iyi izleyeceğim. Şimdi Sayın Öztürk aynı kapıdan abdest aldıklarını belirtti. Ben hatırladığım kadarıyla bir karı kocanın aynı kapıdan gusül abdesti alıp almaması konusu vardı. Ama bu hadis-i şerif tabii ki öyle belirttiklerine göre olabilir. O zaman şunu da hatırlamak gerekir. Biraz önce başörtüsünü yakaların üzerine vursunlar diye Nur suresinin ayet-i kerimesini hepimiz hatırladık. Bir de Ahzab suresinde bir ayet var. O ayetle bu başörtüsü ayeti birbirini tamamlıyor. Orada Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e emrediyor. Diyor ki ya eyyühen nebiyyü kul ne olur, Türkçe'de mi söyleyeyim? Anlamıyorum. Ey Peygamber, anlamaz yani.
Şey hayır, şimdi, hayır metnini söylemenin bir mahsuru bakın, yok. Şunu belki kabul ediyorum. Hepiniz tamam, çok kabul ettim. Kabul ettim tamam. Tercümesini söylüyorum. Tamam. Ey peygamber müminlere eşlerine ve müminlerin hanımlarına söyle. Dışarı çıktıkları zaman üzerlerine cilbaplarının bir kısmını üzerlerine sıkıcı örtünsünler. Şimdi bu cilbap kelimesi tabii birçok şekilde tartışılır ama cilbap Anadolu'da da vardır. Siz hatırlarsınız. Kapının arkasında bir örtü asılı olur. Evde hanımlar çok rahat bir şekilde otururlar. Dışarı çıkarken hemen başlarına atar, çıkarlar. Ve bu başörtüsünden daha büyüktür. Kollarını da kapatır. Geldirmeyi. Ve çoğu zaman ta aşağılara kadar iner. Yani topuklara kadar inenleri vardır. Mesela Erzurum'da ihram derler buna. Anladım. Şimdi böyle bir dakika bitmedi. Bitmedi. Bitmeyecek de galiba. Ay bitecek, bitecek. Ama şimdi esas noktaya varıyoruz. Tamam, ben geldim, lütfen. Şimdi siz böyle bir örtüyle bir hanım gider erkeklerin abdest almış olduğu bir kabden abdest alırsa kollarını rahatlıkla gizler. Biz şimdi hacca giderken hacı hanımlar ve birçok yerde bu şekilde abdest alıyorlar. Dolayısıyla aynı kapıdan abdest almış olmak demek kollarını erkeklere gösterme anlamına da gelmez. Evet, Sayın Hakemi, buyurun efendim. Ben öyle bir anlam vermedim. Yalnız bu hadisin tartışmaya açılması lazım dedim. Yani Kur'an-ı Kerim sizin söylediğiniz netlikte konuşmadığına göre o netlikleri sünnetten çıkaracaksınız. Sünnetteki ifadeleri veriyorum. Tabii. Yani bunları söylemeyelim diyerek bir yere varamayız. Tabii. Bunu söylüyor ve mahrem falan da yok. Ayrıca hadisin metnini şimdi hatırlıyorum. Cemiyen diyor, birlikte. Yani aynı yerden, aynı kaptan bu hadiste, abdesti almışlar. Hadiste bir tasnif var. Bu hadisi şerif, diyelim ki Babul Hicab diyor. Hicab örtünme ile ilgili bölümde mi geçer? Babu vudu. Abdest bölümünde mi geçiyor? Hangi bölümde geçiyor? Verdim ben onları, dinlemedin ki i̇şte, beni. Taharet lütfen. Diye söyledim. Ha taharet. Siz hadis tekniği bilirseniz bunu anlardınız. Dinle, Buhari çok vudu güzel. Diyor bak. O zaman şimdi taharet mi deniyor? Buhari vudu, abdest bahsinde. Peki çok güzel. Ebu Davud taharet, temizlik tamam. Bahsinde. Nesai taharet bahsinde vermiş. Şimdi tamam. Siz öyle dediniz. Evet. Peki ben bir hafta içinde bu işte otorite olan Bekir Topaloğlu'nun 30 senelik kitabı var. 30 sene evvel yazılmış. Bu sahada Türkiye'de ilk kitaptır. O ne diyor? O diyor ki, haşa ben demiyorum, o da demiyor. Onun da kitap sünnet ve sünen ve fıkıh kitaplarından. Muteber kaynaklarından. Sadık Bey. Lütfen, bak biz lütfen, ilim adamıyız. Lütfen, Kur'an'a lütfen, göre lütfen, diye bahsi açtınız. Lütfen ama. Kur'an'a bakın, göre diye bahsi açtınız. Öyle dedik. Göre. Fıkıh, icma, mizma koyarsanız o zaman bari onu öyle söyleyin, bak. Öyle konuşalım. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Olmaz ki ama. Aynen geçen hafta benim dediğim ve arkadaşlarım dediği gibi diyor ki İslam'da kadın... Kur'an mı efendim? Şimdi Kur'an'a efendim, göre mi tartışıyoruz? Bakın bir dakika, bir dakika. Diğer bütün kaynaklara bir dakika, göre. Bir dakika, burası lütfen, burası ne İznik konsilidir? Hayır konsil de, falan değil. Bir dakika lütfen. Ya lütfen, işte, lütfen, bir dakika lütfen. Ben, bir dakika izin verir misiniz? İstirham ederim. Ben bir söyleyeyim. İstirham ederim. Söyleyeyim İstirham ederim. Peki ben ne tartıştığımı İncil'i söyleyeyim. İznik konsilinde tartıştılar. He. Kur'an-ı Kerim'i Türkiye'de İstiklal Mahkemesi'nde tartıştılar. Burası ne İznik konsilidir ne İstiklal Mahkemesi. Sayın Albayrak ne o zaman alakası lütfen var? Bitireyim. O zaman icma falan sorma. Lütfen, şey, lütfen bitireyim. Evet. Bekir Topaloğlu profesördür. Aynı fakültededirler. Profesördür. 30 senelik kitabında benim dediklerim aynı yazılı. Yeni çıkmış ve Türkiye'de fıkıh otoritesidir. Hayrettin Karaman. İslam'da kadın ve aile kitabı. Yeni çıkmış bir iki aylık bir kitaptır. Evet. Aynen benim dediğim doğrultuda. Şimdi ise burada benim kanaatim bu mesele tartışmalıdır. Neden? 70 senedir bu tartışılıyor. Beyefendi İstanbul Müftülüğü şer'i sicillerinde bulunuyordu. Öyle değil mi? Ben o şer'i sicillerde 8 sene vazife yaptım. Uzmanlık da bulundum. Yani? Orada 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'un 27 mahkemesinde Müslüm ve gayrimüslim cereyan eden bütün olaylar günü gününe özetlenmiştir. Sayın Albayrak, Kur'an-ı Kerim'e göre diyoruz. Şimdi burası İznik Konsili lütfen, falan değil ama. Değil ama lütfen Kur'an-ı Kerim. Önce bir ayet ne diyor onu anlayalım. Efendim o konu, kararları alanlar. Bak kızdım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Şimdi önce
Sayın Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Uzmanlar bu konuda çıkarıyor bir fikir diyor. Mi? Başka anayasa diyor. İzin anayasayı çıkarıyor. Biz de Kur'an-ı Kerim'i işte onu getirdiğimize göre Allah'ın kanunu. Ya bu konuda bu kanunu tatbik eden Peygamber Efendimiz olduğuna göre. Bu konuda anlaşılmıyor henüz. Kimse hemfikir değil. Evet, ben de diyorum ki Peygamber Efendimiz'in bize nasıl gelmişse bugünkü İslam alimleri fıkıhta otorite olanlar diyorlar ki bu mesele budur. Şimdi izin verin. Buyurun Sayın Hatemi'ye soruyorum. Hem İslam alimleri. Buyurun efendim. Peygamber mi İslam alimleri? İzin verin. Biz peygamberimizin ne yaptığını araştırıyoruz. Onu yolunu takip edelim. Sonra biz hüküm vermedik şimdi. Onu bakıyoruz. O zaman yalan söylemişler olur. Mümkün değil. Hem konsil değil diyorsun hem de icma filan diye. Yalnız ben Kur'an-ı Kerim'in burada şeyin tartışılmasında karşıyım ben. Niye? Nasıl? Şimdi bu akademik bir konudur. Bakın Diyanet İşleri Teşkilatı bile bugün Kur'an-ı Kerim'in tefsiri için çalışmalara başlıyor. Elmalı Hamdi burada Türkiye'de kim olursa hepsinin hocasıdır Elmalı Hamdi. Diyor ki tefsirinde ben diyor kelamcıyım. Peki siz bana söyler misiniz ne tartışmak istiyorsunuz? Yani ne tartışmak için buraya şimdi, toplandık? Şimdi burada ben şunu Kur'an-ı Kerim tartışmayacağız. Biz niye? Şuna gelelim. Bir hadis-i şerifte saplanmayalım. Cenab-ı Hayır, Peygamber'in değil. Hadis toplandığı şimdi bir bakın, külliyat var. Sayın Albayrak Türkiye'de biz Müslüman nasıl yaşa konusuna gelelim. Tamam Müslüman nasıl giyinirden başladık işte. Giyinir önemli değil mi? Nasıl çözdük? Aynı fikir Sayın Hatemi siz herkes ne diyorsunuz? Yani sadece fikirde. Sorun da bu değil ki. Hayır burada çözülmüyor. Buradan geçeceğiz. Herkes, karıştı değil mi? Bence de çözülmedi, karıştı. Herkesin kendine göre fikri var. Evet, Sayın buradan şimdi evliliğe geçiyoruz efendim. Zaten. Ben de aslında Yaşar Nuri Bey gibi geçen hafta söylediğimi tekrar etmiş olacağım. Bir bakıma üzülüyorum. İslam'ın tek ve birinci meselesi başörtüsüymüş gibi gösteriliyor. Sadece saçların örtülmesiymiş gibi gösteriliyor ve bütün tartışmalarımız bir başörtüsüne hapsediliyor son zamanlarda. Ondan sonra çok daha mühim, temel meseleler için, temel ahlaki, iktisadi sorunlar için bu kadar tartışılmaması gereken bir mesele şeye bırakılıyor. En önemli, sanki İslam anayasasının birinci maddesiymiş gibi tatbik ediliyor, o şekilde takdim ediliyor. Şimdi bir ahlak konusu vardır, zaten bütün insanlığın üzerinde anlaştığı. Kadın elbette tartışılmaz ziynet yerlerini örtmelidir, açmamalıdır. Ben hiçbir zaman İslam'da örtünme yoktur demedim. Ama bizde söylenenler de maalesef önce bir ön yargısına tercüme ediyor. Herkes beynine bir ön yargı tercümanı oturtmuş. Önce kendi ön yargılarına tercüme ediyor. Ondan sonra da bu ön yargılarla tepki gösteriyor. Yaşar Nuri Bey de İslam'da örtünme yoktur, ahlaksız giyinmek, hayasız giyinmek serbesttir diye bir şey söylemedi. Mesele şundan ibaret, Kur'an-ı Kerim'de erkekler için de örtünme hatta kadınlardan önce emrediliyor. Ama gene geçen hafta söylediğim gibi kadın bedeni erkek için çekici kılınmıştır başka bir ayet dolayısıyla. Erkek fizyolojisi böyledir, yaratıcı böyle yaratmıştır. Bunun da olur olmaz tahriklere sokakta maruz kalmaması için sokağa çıkan kadın veya namahrem olan birisinin karşısına çıkan kadın yalnız zaten erkeğin de örtmesi gereken yerlerini herkese karşı gizlemelidir. Tartışılmaz şekilde ziynet yeri olan vücut bölgelerini tabii mesela babasına da gizlemelidir. Ama baş acaba görünen ziynet, görünen kısımları müstesna tabirine giren ziynet yeri midir, değil midir? İşte söylemek istediğim şu, Kur'an-ı Kerim'de bu o kadar açık belirtilmemiş. Yüz açık, bir dakika ben sözümü bitireyim. İzin verir misiniz? İzin verin. Bir dakika, ben bitireyim. Bir izin verin, bitirsin. Bir dakika. Sayın izin verin. Yalnız bir dakika. İzin verir misiniz efendim? Cevap vereceksiniz. Sözüm bitmiyor. Sonra yanlış anlayanlar derhal. İzin verelim mi sonra size? Bir de benim şu özelliğim de var. Onu da fırsat gelmişken söyleyeyim. Ben ikiz olduğum için bir de biraderle karıştırılıyorum. Onun sözleriyle de
Ben bazen soruluyor, niye geçen gün şöyle söyledim, böyle söyledin diye. Bir de kesilince hiç anlaşılmaz oluyor. Onun için bir kere daha söylemek istediğimi söyleyeyim. Bir kere başın örtünmesi demek ki Kur'an-ı Kerim'den çok açık anlaşılmıyor. Ama bu demek değildir ki o sıralarda İslam hanımları başlarını örtmüyordu. Museviler de örtüyordu, Hristiyanlar da örtüyordu. Hatta Musevi şeriatinden görünürde Hristiyanlığa geçmiş Paulus, demek ki Musevi şeriatinde açıkça saç ziynet yeri sayılmıyordu ki, baş örtüsüne hiç kabul edilemez bir gerekçe getiriyor İncil'de, mektuplar kısmında, Ahd-i Cedid'de. Mektuplar kısmında diyor ki, erkek kadın için yaratılmadı, kadın erkek için yaratıldı. Şu halde erkek kadın üzerine hakimdir. Kadın bunu kabul ediyorsa, yani itaatkar kadınsa, dini kuralları kabul ediyorsa, o zaman başında erkeğin hakimiyet alameti olarak başörtüyü taşısın, eğer bunu kabul etmiyorsa bizde, çıkartın. Bizde böyle bir şey yok bizde ama. Bizde böyle bir şey yok. Üstelik Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'de de tecessüm eden, Hazreti Peygamber de Hazreti Ayşe'nin de bir rivayette söylediği gibi mücessem Kur'an ahlakıydı. Yani Kur'an-ı natıktı, tıpkı Hazreti Ali'nin de kendisi için söylediği gibi ve mücessem Kur'an'dı. Hazreti Peygamber'in edebi, üslubu esasen Kur'an-ı Kerim'in edebi ve üslubudur. Kur'an-ı Kerim'de elbette bir liste verilmeyecekti. Kadın vücudu listesi o zaman şey yapılırdı, büsbütün istihza mevzuu olurdu veya edebe aykırı sayılırdı. Onun için görünen kısımları... Buyurun. Sizin konuşmanızı biraz açıklığa kavuşturmak için bir küçük soru sorabilir miyim? Şunu, son cümlemi söyleyeyim. Yok, şu halde devam edeceksiniz efendim, ama yani. Buyurun, şimdi başörtüsünün çok açık bir şekilde belirtilmemiş olmasından dolayı şöyle veya böyle düşünmeyi mümkün görürsek, örneğin yine Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bel örtüsü, göbek örtüsünden de bahsediyor. Örtü mesela, var ama. Örtü ama efendim işte baş örtüsü. Ziynet yerlerinin ama. Bakın bahsetmiyor diye Hintli kadınlar biliyorsunuz şuradan aşağısını kapatıyor, buradan açık yukarısını. Zaten. Burası açık. Orası, bahsedilmedi diye açabilir mi? Hayır, orası herkes için ziynet yeridir. Ama siz öyle söylüyorsunuz filan der ki hayır bana göre hayır, ziynet yeri değil. Ben ama açsınlar da demiyorum. Demiyorsunuz efendim. Şunu doğru söylüyorum yani, sadece. Hareket noktanız bu mevzu bu geçmiyor. Şekilde temel düşüncesi mevzu şekline çıkar. Getirmeyelim ki başka mevzulara sıra gelsin. Şimdi, bunu ister istemez İslam devleti olsaydı şu halde şunu soralım. Mesela eğer müstehcenlik sayılacak şekilde ziynet yeri olsaydı, sizlerin de şunu söylemeniz lazım, Musevi ve Hristiyanların da başını örtmesi için devletin zorlama hakkı olması gerekirdi. Hayır, devletin böyle bir şeysi yok. Evet, şu halde değil. Şu halde müstehcenlik de ahlak da doğrudan doğruya alakası yok. Buyurun. Sayın hocam, bir akademisyendir. Analiz meselesini bilir. Ben ayeti kerimeyi baştan aşağı analiz ettim. Ve zinetten sonra gelen istisna zahara minha dedi ve ondan sonra bizatihi Yüce Allah vel yadribne bi humrihin ala cübini koydu. Kur'an-ı Kerim'de yoktur, çıkmıyor diye bir olay yok. Hamur kelimesini yoktur, ben izah ediyorum. Yoktur, alkoldür, çok kafayla alakalı bir olay. Için... Analiz meselesi ortadadır. Burada yoktur diye bir ya olay yok. Ya siz başörtüsü vardır mı diyorsunuz? Bakınız efendim, müsaade buyurun. Ben size bir ayet hatırlatacağım. Ama lütfen Türkçe. Müsaade. Türkçesini söyleyeceğim. Peygamberimize kadın hakkında fetva soruyorlar. Halk geliyor. İslam'ın fetva hakkında, kadın hakkında fetvasını soruyor. Yüce Allah diyor ki bırak ben fetvayı vereceğim. Yüce Allah diyor ben vereceğim fetvayı. Yani kadınlar hakkında konuşma Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Baktığınız zaman da fetvayı Yüce Allah veriyor. Bu Nisa suresindedir bu ayet-i kerime. Yani Hazreti Muhammed'in bile konuşmasına fırsat vermiyor Yüce Allah. Fetvayı ben vereceğim diyor. Peki burada ayet-i kerimede Allah-u Teala ziyneti koymuş, istisnasını vermiş, gözü bahsetmiş, cinsel organları bahsetmiş ve kafayı bahsetmiş. Bunu daha tartışmak yok ki. Neyi tartışıyor? Bir dakika. Pek güzel. Şimdi ben bu işin uzmanı değilim ama benim tartışmalar anladığım kadarıyla saçı bahsetmemiş.
Hayır efendim, kafayı bahsetmiş. Kafayı koymuş. Kafayı bahsetmiyormuş, yok öyle bir. Kafayı koymuş. Nerede? Bakın Kur'an-ı Kerim burada. Bir dakika, işte Kur'an-ı Kerim. Ayeti okuyorum efendim. Sayın Ağa, ben buna kaçıp bir açıklama getirin. İzin verir misiniz? Şimdi efendim. Yani uzmanlarımızla tartışıyoruz. Ben de şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Müslüman hanımlar elbette örtünmekte serbesttirler. Ve takvaya uymak isteyen, vera'a uymak isteyen tabii ihtiyata muvafık olarak daha fazla örtünür. Ama mübalağaya kaçmamak. Biraz daha Türkçe rica edin. Şartıyla. Yani İslam'da çok açık olmayan kurallar bir de şeye bırakılır. Tabii ferdin anlayışına bırakılmalı. Devlet bunu zorlayamaz. Ben bunu söylemek istiyorum. Devlet açık ziynet yeri olan, herkesin üzerinde ittifak ettiği ziynet yeri olan şeylere karışabilir. Müstehcenliğe karışabilir. Avret yerlerinin açılmasına karışabilir elbette. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Ama örtünürken saçının önünden bir tutam açıkta kaldı. Hatta saçını hiç örtmedi diye Hristiyan ve Musevi hanımlara gösterdiği müsamahayı niye şeye göstermeyip... Efendim, devlet karışamaz dediniz. Bir Müslüman diğer Müslümana karışabilir mi? Devlet karışamaz. Bir Müslüman diğer Müslümana devletin karıştığı ölçüde karışabilir. Bu gibi konularda yani doğru bildiğini söyler, marufu emreder, münkerden nehyeder. Doğrusu bu olması gerekir diye ona doğrusunu, kendi görüşüne göre doğrusunu hatırlatır. Doğru, dürüst bir üslup. Efendim, ben müstehcenlik konusunda... İzin verir misiniz? Sayın Altan, müstehcenlikle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Tamam, onu söyleyeyim size bu konuyu. Tamam, yani bu konuyu İslam bitirelim. Müslümana nasıl davranacak kısmına geçelim. Tamam, ona geçelim. Evet. Ahmet Bey, ben bir açıklık getirmek istiyorum. Ya havayı değiştirmek istiyorum. Değiştirin. Bir dakika. Bu müstehcenlik konusu, bir iki kelime söylemek çok kısa. Evet, lütfen. Çok kısa söyleyeceğim. Müstehcenlik tabii çok kısa. Şimdi Sayın Hatemi konuyu müstehcenliğe getirdi. Yalnız şey vardır. Kadının örtünmesi gereken organlarla ilgili bir sıralama vardır. Bu sıralamada ön ve arkaya sev'eteyn denir ki onlar her halükarda kapatılması gereken organlardır. Yani herkes kapatacak bir şey bulamazsa onlar kapatılır. Sonra işte vücudun diğer kısmı kapatılır. Sonra baş. Başın kapatılması yalnızca Müslüman hanımlarla ilgili bir olaydır. Müslüman olmayan hanımların başlarını kapatması söz konusu değildir bir İslam toplumunda. Ve o yani Kur'an'daki emir dikkat ediyorsanız önünüzü açmışsınız. Orada Allah-u Teala bu emri yalnız Müslüman hanımlara veriyor. Ama yoksa İslam toplumunda... Bakın İslam toplumunda... Müslüman kadın başını örtecek mi örtmeyecek mi? Konu. Örtecek diyor Kur'an. Örtecek. Maalesef değişik görüşler var. Bir dakika. Sayın Seyit, siz halkı temsil ediyorsunuz, biz kimi temsil ediyoruz? Maalesef buyurun Sayın Albayrak. Bir dakika, Sayın Albayrak. Şimdi var mı yok mu belli değil. Evet. İslam toplumu. Buyurun. Kur'an'da Allah diyor ki hanımlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Örtünsünler, bu onların tanınmalarını ve korunmalarını sağlar. Şimdi örtünen kimse cinsiyetim, dişiliğim, kadın için söylüyorum, başkasına kapalı, mahremime açık. Bunu arz eden, bunu dilekçeyle ibraz eden bir şey. İşte böyle tanınır ve tanınan kimseye de sarkıntılık öteberi korunma konusu bu. Korunur. Yani böyle kendisini örten, piyasaya arz etmeyen birisi sarkıntılığın şunun bunun muhatabı olmaz. İzin verir misin? Peki açık olanı da sarkıntılık yapmaması gerekir. Efendim? Ya, buyurun Sayın seyirciler, bir yandan da sizinle siz bakın bir istirhamı var. Eğer soru sormak istiyorsanız lütfen bunları yazın ki onları sonra okuyacağız burada. Bir dakika. İlk defa oluyor çünkü. Ne dediğini anlamıyoruz ki.
Tamam. İzin verir misiniz? Biz kendi aramızda bir tartışalım. Bir dakika. Tamam. Siz sakin olun. Programın sonunda her şeyi söyleyeceksiniz. Sakin olursanız başlayın. Bir dakika. Hayır. Şimdi Ahmet Bey, Sayın Altan. Buyurun Sayın Altan. Sayın Altan. Eğer sakin olun. Tabii çelişkili mesele bu. Ya oradan anlayacağız zaten. Sayın Altan. Sayın Altan, lütfen oturur musun? Durma vaziyeti. Tamam. Senin ihtiyacın olan. Ya, tamam, tamam. Her tamam, şeyden görelim. Sakin ol. Şimdi sakin olun. Sayın Albayrak. Şimdi lütfen. Bir dakika. Tamam, evet, sakin olun. Evet. Bir dakika, ben de bir hususu burada. Şimdi bakın şöyle. Bir hususu burada arz etmek istiyorum. Bir dakika sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Hayır, bir dakika bir şey. İzin verir misiniz? İzin verir misiniz? Hayır. Çocuklar bir dakika susar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. İzninizle size şunu izah edeyim. Hanımefendiciğim bir dakika dinle. Lütfen beni dinler misiniz? Lütfen. Bakın. Hayır etmem. İzin verin bir şey söyleyeceğim. Biz bakın forum yapamayız. Çünkü siz 100 kişisiniz. İzin verin. Beyler. Bakın. Lütfen. Beyler bakın. Lütfen. İki şık var. Konuşacaksınız. Hepsini konuşacaksınız. Hepsini konuş. Önce bakın. Evet. Konuklar konuşursa. Sayın Albayrak. Lütfen. Evet. Konuklarımızla. Arkadaşlar. Buyurun Sayın Albayrak. Yok yok. Bırakın da yönetici yönetsin lütfen toplantıyı. Sayın Albayrak buyurun. Lütfen. 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 Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Çocuklar, beyler. Burası bir sınıfa çevirmeyin. Lütfen istirham ediyorum. Yazıyla verin sorularınızı. Lütfen. Yakışmıyor. Tamam gir. Lütfen. Neşmiş ve birazcık daha sessizleşmiş bir stüdyoyla gerideyiz. Şimdi efendim biraz da bu deminki hareketli seyircilerden kaynakla şu soruya geçelim. Bir Müslüman, bir Müslümana ne kadar karışma hakkına sahip? Nereye kadar karışır? Yani bir Müslüman, bir başka Müslüman günah işliyorsa buna müdahale hakkı nerede başlar, nerede biter? Sayın Hatem, sizinle başlayalım. Ahmet Bey, önce Sayın Altan, ben bu açılıma doğru gitmek için yeni bir girizgah yapmak istiyordum. Öyle mi? O lütfederseniz o şekilde gireyim ve bu Müslüman nasıl yaşayacak ona göre girelim lütfen. Bunu söyleyeceksin evet, Sayın Albayrak. Söyleyeyim işte ona göre gireyim. Peki Sayın Hatemi'den sonra söyleseydin yani olmaz mı? Birbirler başlarken birbirler sahaya müdahale ederken benim sözüm de kesildi. Efendim, onu tekrar vereceğiz. Söyleyeyim zamanımız söyleyeyim. Lütfen. Size geçelim. Hayır, ben bu konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Peki Sayın Hatemi'den sonra ben söyleseydin olmuyor mu? Ben şu anda bir girizgah yapayım. Önce bana soru verdiniz. Gençler biraz heyecanlı davrandılar. O bakımdan yani hakkım istila edilmesin. Yani bana sarı kart. Hayır, size geleceğiz. İkincisi olsa size geleceğiz. Söyleyeceğim ama. Evet buyurun bu konu... Sayın Hatem. Bırakın. Ben bir kere şunu söylemek buyurun istiyorum. Gene bilhassa benim sözlerim yanlış yorumlanıyor ve gene maalesef yanlış tepkiler gösteriliyor. Ben burada başınızı mutlaka örtmeniz gerekir, saçınızın bir telini dahi göstermeyin, günahtır diye kesin bir şey söyleseydim, o zaman bu hanım arkadaşın kendi hanımı nasıl örtünüyor diye bağırmaya hakkı olurdu. Çünkü benim oportunizmimi, makyavelizmimi, ikiyüzlülüğümü ortaya koyardı. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ve ben şimdiye kadar da başörtüsüne devlet karışmalıdır, başını örtenleri üniversiteye sokmamalıdır gibi hiçbir şey de söylemedim. Tam aksini yazdım ve söyledim. Ve gene de yazarım ve söylüyorum. Şu halde oportunizmi, ikiyüzlülüğü, çifte standardı bir kendi çevrelerinde arasınlar, ön yargılarından kurtularak. Eğer baş açma bu kadar ahlaksızca bir şeyse, baş açıkları da bizim partiye davet ediyoruz sloganlarını bıraksınlar. Hey, buyurun. Evet, Sayın Albayrak.
Sayın Albayrak, buyurun. Albayrak, sorayım. Bir dakika, lütfen, hayır. Lütfen. Sayın seyirciler, söyleyeceksiniz ama önce Sayın Albayrak bir konuşsun. Buyurun Sayın Albayrak. Şimdi İslam toplumu dinamik bir toplumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Tamam. Evet Sayın Albayrak. İslam toplumu dinamik bir toplumdur. Gözüküyor. Evet. 1400 senedir Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar 160 küsur irili ufaklı devlet kurulmuş. Kim? İslam dünyasında. Evet. Ve batılılaşma, tanzimat başlayana kadar İslam dünyasında başörtüsü diye bir sorun yoktu. Onun için konuşmamın başında Abdülaziz Bey'e dedim ki, siz Şerri Şiciller Arşivi'ndesiniz. Orada ben 8 sene çalıştım ve bende hanımların sokakta nasıl gezeceklerine dair, nasıl bir kılık kıyafet içinde olmalarına dair yüzlerce belge var. Ve ben en az 15-20 tanesinin fotokopisini aldım. O devirde Ebu Suud İbni Kemal Paşa ve benzeri o büyük alim yetiştiği dönemde verilen fetvalarla kadının tekva yönünden bilhassa Şafiilerdeki İmam-ı Şafii de büyük bir alim. Ha biri kalkıp der ki ondan büyüğüm. O Maradona ile yarışmaya benzer veyahut da Tanju'dan büyük olcuyum iddiası gibi bir nokta ortaya koyar. Ama İmam-ı Şafii'nin içtihadına göre Kürtler Orta Doğu belirli bölgelerdeki müştehitler kitap ve sünnet doğrultusunda verdikleri fetvalarla kadınlar yüzlerini peçeli örtüyorlardı. Türkler ise biraz daha rahat, biraz daha mantıklı ve dirayeti de öne sürdükleri için Türklerin de Hanefi mezhebine göre yüzler, el ve ayaklar rahat görünmesi lazım. Böylece Tanzimat'a gelindi. Bütün belgeler buna ait. Şimdi Tanzimat'a gelince meşhur bir şairimiz var bizim. Fıtnat Hanım. Değil mi? Fıtnat Hanım. Çok mu? Şimdi Fıtnat Hanım batılılaşma başlıyor. Fransız Sarayı'na gidiliyor. Tuileri Sarayı'na veya da Buckingham Sarayı'na gidiliyor. Oradan görülüyor ve Avrupa'daki gibi açılma bizde başlıyor. Ve Fıtnat Hanım da kolejde okuyor. Piyano dersi alıyor. Fotoz kafasına koyuyor. İşte süs müs şeyleri kullanıyor ama çok güzel bir hanım. Ve ailesi bunu 12 yaşında evlendiriyor. Fakat gençlik yaşındayken bir bakkala uğruyor. Bakkalda bir genç çocuk var, bunu seviyor. Hoşlanıyor ondan. Mahallenin delikanlıları da abayı yakmışlar Fıtnat Hanım'a. Bakın lütfen. Fıtnat'a abayı yakmışlar fakat ona yaklaşamıyorlar. Tabii o devrin şeysi laf atamıyor, bilmem ne yapamıyor. Çocuğa dediler ki Fıtnat Hanım geldiği zaman de ki yaklaşma bana ateşi üstünde yanarsın. O kadar. Tabii ki Fıtnat Hanım çok zeki ve şair. Şunu söyleyeceğim, hat demek sakal demektir. Şimdi Fıtnat Hanım geliyor bakkala. Hat sakal demek. Sakal. Hat. Hat. Hat yanar hat. Demek ki sakal demek. Hat sakal. Peki bir şimdi bakın gelince çocuğa diyor ki. Tamam. Söyleyeceğim işte bak orada çıkacak. Tamam peki anlatın. Şimdi diyor ki çocuğu okşuyor yine. Çocuk dedi ki yaklaşma bana ateşi üstünde yanarsın. Fıtnat Hanım da dedi ki hattin bitecek sen de beni mumla ararsın. Yani sakalın bittiği zaman sen de benim onunla arası. Şimdi bu hareket böyle hafiften açılma ile taaşuk-ı fıtnat hikayeleriyle 19. asrın sonunda Napolyon'un Mısır'a Josephine'le gitmesi nasıl ki orada bir böyle bir yozlaşmayı ortaya koydu. Kasım Emin diye bir adam bu hareketi Tahrir-i Mer'e kadının özgürlüğü diye ortaya çıkardı. Yani siz aslında Kur'an-ı Kerim'i... Yani batılılaşma ve denerasyon başladığı zaman bu tesettür olayı da bu şekilde saptırıldı. İki örnek vereceğim Selim. Şimdi izin verirseniz. İki örnektir sen vereyim size. Kısa ama. Bir tanesi şudur. Tamam. Bir tanesi şudur. İskilipli Atıl Efendi'ye bir zat var. Bu diyor ki, Türkçesini söyleyeyim. Lütfen. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Hadis-i şerifine göre. O halde Müslüman kadınlar İslami kurallara göre olacak, batılılara benzemeyecekler. Ve tesettür-ü şer'i diye bir risale yazıyor. Bu kimseyi bu inancından dolayı İstiklal Mahkemesi'nde asıyorlar. Bir başkasını daha söyleyeyim. Bir genç delikanlı, Ankaralı, 22 yaşında İbrahim Ethem adında bir delikanlı, Kurtuluş Savaşı'nda
Nutuk atan bir çocuk. Lise mezunu. İzmir'de buna 50 lira para veriyorlar ve hayatı beşer. İnsan hayatı. İslam'da ahlak ve kadınlarda tesettür diye bir risale yazıyor. 59 sayfa. 59 sayfa bak tesettür. Bu genç İstanbul'da bu kitabından dolayı tutuklanıyor. Diyorlar ki çok gençsin, serbest bırakıyorlar. Ve bu çocuk bu kitabını hem satıyor hem de vaaz ediyor. Urfa'da yakalıyorlar ve bu kitabından dolayı bu çocuğu asıyorlar. Neymiş? İslam'da ahlak ve kadınlarda tesettür kitabını yazdığı için. Türkiye bu meselede neler çekmiştir? Biz kalkıyoruz. Peygamber Efendimiz'in kitabında bu var mıydı yok muydu? Bakın bir insan yani tesettüründen sonuç... dolayı kitap yazdığı için asıyorlar. Nereye biz kalkıyoruz, bir takım özgürlüklerden şundan bundan bahsediyoruz ve İslam'ı sorguluyoruz. Şimdi peki, önce diyelim ki, ne diyelim? Türkiye'de İslam'da sapma başladıktan sonra problemler de çoğaldı. Eğer biz bir sorgulamamız gerektiyse, sorgulamamız gerektiyse şu, hemen bir şey soracağım. Kadına hak vermeye bu sistemi. Bir dakika, ne zaman İslam'dan sapma başladı? Tanzimat'tan itibaren. Türkiye'nin, peki Osmanlı'nın duraklama devri ne zaman başladı? Ha, o neyle? O 3. Selim'in darbuka çalmasıyla başladı o. Şimdi bir şey anlaşılıyor. 3. Selim'in darbuka çalmasıyla başladı. Şimdi bakın, konuyu değiştirmek istedik. Yani Müslüman Müslümana nasıl davranır, oradan işte evlilik nasıl olacak, oradan laiklik, oradan işte bütün buradan buraya geçeceğiz. Ama gerek seyircilerde, gerek konuşmacılarda anlaşılıyor ki bizde bir başörtüsü takıntısı var. Niye bunu tartışıyoruz dedi herkes ama... Evet. Bunu tartışmak mümkün değil. Ahmet Bey şunu yani, şöyle bağlayalım. Yani İzin ver. Şunu şöyle bağlayalım. Bir dakika Sayın Albayrak. İki kesimde de var bu takıntı. Yani bir kesim eyvah benim başımı kapatacaklar. Acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Böyle bir takıntı var. Hayır herkeste. Değil öyle işte. Bir yandan da ben başımı kapatacak mıyım, açacak mıyım gibi bir takıntı var. Şimdi demek ki böyle bir problemimiz var. Bu problemin kaynağını aramaya çalıştık. E bunda da çok açık, net bir şey Ahmet olmadı Bey, ortaya çıktı. Geçen hafta söyledim, ben şunu söyleyebilir miyim? Kadınla bir fitnat adı gibi hikayesi daha değil ama. Bir mesele midir? Geçen hafta toplantıdan çıktığımız zaman hanımlar etrafımı sardılar. İki tane kapalı hanım vardı, diğerleri açıktılar. Dedim ki niçin siz dedim erkeklerden kendinizle ilgili meseleleri öğrenmek istiyorsunuz? Gidin öğrenin. Bakın mesela ben bir hafta içinde biraz baktım. Bakın şöyle hanımlarla ilgili ne var? Bir gün Cenab-ı Peygamber hanımlarla kavga ediyor. O hikaye de sonra. Müslüman nasıl yaşayacak? Müslüman nasıl yaşayacak? Lütfen. Lütfen. Sayın Albayrak bir dakika. Konuklarımız da var. Sizden başka 5 kişi daha var. Buyurun Sayın Öztürk. Ve tekrar şu Müslüman ilişkilerine geçelim. Şimdi efendim. Ben Bayraktar Bey'le Bayraktar Bey'e bir atıf yapacağım. Başta dedim. Şimdi ben buradaki bu hikaye edebiyatını bunu bırakıyorum bir tarafa ve benim canım sıkıldı. Öyle mi? Evet. Bu ayıp oluyor burada. Bakın bizi ilim adamı diye buraya çağırıyorsunuz. Burada bize bit pazarı hikayesi dinletiyorsunuz. Şimdi bir dakika. Şimdi bakın. Bayraktar Bey'in söylediğine ben atıf yapıyorum. Baştan da dedim. Kur'an-ı Kerim'den başörtüsü çıkar. Ben orada Hatemi Bey'le farklı düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'den başörtüsü çıkar. Sen Müslümanlığı bir defa öğren ondan sonra konuş. Evet, hiçbir şey öğrendiğin yok. Sakin olun. Sen şimdi benim aile yapım İslam'a tam uygundur. Bakın lütfen. Kişilik şeylere saldırmayın. Tamam, lütfen kişilik. Başörtüsü Kur'an-ı Kerim'den çıkar fakat kimsenin başörtüsü şekli Kur'an'ın anlattığı şekil diye lanse edilemez. Başörtüsü vardır. Herkes başını istediği gibi örter. O kadar. Kur'an-ı Kerim bunun milimetrik ölçüsünü getirmemiş. Ama yoktur demiyor. Ben orada katılmam. Vardır fakat orada fleksibilite getirmiştir Kur'an-ı Kerim. Benazir Butto da başını örtüyor. Onun İslam'a, Kur'an'a uygun olmadığını hiç kimse iddia edemez. Ama böyle örtüyorsa saygı duyarım. Peki bana saygı duyarım. Bir hassasiyet gösteriyorsa, yüzünü de kapatıyorsa ona da saygı duyarım ama öbür türlü örten adamın din dışı bir iş yaptığını söylemeye saygı duymam. Benim söylediğim bu. Orada kimse söylemiyor, yaşarlı kimse söylemez. Peki bana şunu söyler misiniz? Bu anlaşmazlık nereden çıkıyor? Yani Müslüman kadının başının örtmemesi konusunda kesin olmayan bir durum var. Anladığım kadarıyla bu tartışmanın bir ürünüdür bu.
Şimdi ya Sayın Albayrak bu kadar da kesinden gitmeyin. Soruyu, burada Sayın soruyu, profesörler de diyor ki şimdi başını örtülmemesinde niye çıkıyor onu izah edin. Buyurun. Ben tahmin etmiyorum burada akademisyen olarak arkadaşlarımız arasında ihtilaf olacağını tahmin etmiyorum. Evet. Ancak müsaade buyurur musun arkadaşlar lütfen? Ancak siz Kur'an-ı Kerim'den aşağı doğru iner de insanların fetvalarına göre giderseniz yanlış yaparsınız. Dinin kadın hakkında konuşacak olan ben yaratmam. Bakınız, biraz evvel burada ne anlattı? Hiçbir şey anlatmadı hocanın söylediği gibi. Biz burada Allah, kadını yaratan Allah, onun hakkındaki fetvayı verecek olan da odur. Biz beşerle yani erkeklerin verdiği fıkıh fetvalarıyla kadını fetva veremeyiz. Eyvallah. Onu Allah vermiştir, fetvasını koymuştur o zaman. Çocuklar çok güzel alkışlıyorsunuz. Biraz şimdi sakin olun. Şimdi, ama şimdi burada bu fetvanın ne olduğu konusunda bir tartışma şimdi var. Şimdi ben müsaade buyurursanız, siz biraz evvel söylediğiniz Müslüman nasıl yaşar konusuna giriyorum. Evet, oraya lütfen. Müsaade buyurursanız, buyurun. Lütfen şöyle akademik 50 milyona hitap ediyoruz bir konuşma yapalım. Ha. Bakınız efendim. Ama çok da akademik olmasın, anlayalım. Dünyada iki grup insan diyelim. Birisi inanan insan vardır, Allah'ı kabul eden, birisi kabul etmeyen insanlar vardır. Müsaade buyurun. İnanmayan insanların hayatta üç boyutlu ilişkileri vardır. İnanan insanlar, bu ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun, inanan kimse, Allah'ı tek olarak kabul eden kimse, dört boyutlu bir hayat vardır, ilişkileri vardır. Müslümanın. Birinci boyutu, Yaradanı ile kendi arasındaki ilişkileridir. İnsanın kendisini yoktan var eden Allah'la kendi arasındaki ilişkiler vardır. İkinci boyutu, bir insanın kendi toplumunda ve dünyadaki insanlarla olan ilişkileri vardır. Sosyal ilişkileri vardır. Müslümanın ve inanmayan insanların hepsi. Üçüncü boyutu insanın kendi iç alemiyle olan ilişkileri vardır. Kendi iç alemini tanımayan, dengeyi kuramayan, kafa ile kalp ve nefis arasında itidali getiremeyen, dengeyi getiremeyen insan dış alemindeki insanlarla ilişkisini kurması mümkün değil. İşte İslam'a göre dördüncü boyutu insanın fiziki çevresiyle olan ilişkileridir efendim. Şimdi biz burada Müslüman nasıl yaşayacaksa bu dört boyutlu olarak tartışalım burada. Şimdi şunu tartışmak evet. istiyoruz. Evet buyurun sor bana bakayım buradan hangi boyutu soruyorsunuz? Şu boyutu soruyorum. Evet. Bir dakika. Sorumuşam. Sayın Bayak. Bir dinleyin. Sayın Bayak niye bunu böyle çok posta koyar gibi söylüyorsunuz? Yok yok hayır. Tartışmaya bu kadar fiyatlar üzüm yok. Bu boyutları sorun bakalım. İslam'ı anlatalım. Buyurun bak hesap soran gibi sormuyorum zaten. Yani öğrenmek için soruyorum. Ahmet Bey. Şimdi bu soru şu efendim. Bir Müslüman bir başka Müslümana hangi ölçülerde müdahale etme hakkına sahip? Yani Ramazan. Sırayla gidelim. Adam oruç tutmuyor. İşte evet, buyurun. Buyurun. İzah ediyorum. Başlayalım. Bakınız efendim bir Müslüman bir fert olarak yaşanmış olduğu bir sosyal çevre var. Bu sosyal çevrede insana müdahale eden iki türlü müessese vardır. Birisi devlettir, birisi ferttir. Şu anda ferdi konuşuyoruz. Ferdi konuşalım. Bir fert bir Müslümana müdahalesine baskı yapamaz. Bir peygamber bile olsa Allah-u Teala diyor ki senin onların üzerine seni zorlayıcı olarak göndermedim. Yani bir peygamber bile toplumda yaşayan insanlar günah işleseler bile, inanmasalar bile Allah'a, siz zorlayamazsın insanı. Yani iman etmede bile, kafire bile zorlayamazsınız, onu imana getiremezsiniz. Bunu yani ayet şimdi şöyle mi? Bir Müslüman, diğer de Müslüman, Ramazan, bir Müslüman oruç yiyor. Öbür Müslüman ona müdahale edebilir mi? İzah ediyorum, bakın geliyorum buraya. Yani bir Müslüman, yaşadığı toplumda kafir olan bir insana bile müdahale edemez. Bu mümkün değil. İkincisi, bir Müslüman, bir Müslümana müdahalesini ele alalım, bu boyutu ele alalım. Oruç tutmayan bir Müslümana ancak Kur'an-ı Kerim'e göre emri bir maruf yapabilir ve nehyanı münker yapabilir. Yani? Türkçe? Yani iyiyi emreder, kötüden sakındırır. Ona der ki, sen madem Müslümansın oruç tutman farzdır. Sana Allah bunu emrediyor. Dinlemedi adam. Tutmuyorsan müdahale edemez. Tamam. Edemez. Siz Sayın Albayrak ne diyorsunuz? Arkadaşlar, Sayın Özkan. Olmamış hadiseler hakkında hüküm verilmez ki. Bir Müslüman diğer Müslümana müdahale bu olmaz olur mu? Şimdi, bu olmuyor. Olay şöyle bir noktaya bugün geliyor. Bugün İran'da insanları asıyorlar, öldürüyorlar. Suudi Arabistan'da... Öyle bir şey yok. Nasıl öldürüyor? O da yanlış. Yankılar... Hayır, ediyorum. Öyle bir şey de yok. Peki, asıp öldürdüklerini zannediyor. İran'a mı? İran'a. Gelelim. Şimdi... Neyse evet. İran'da tartışıyoruz ama ben bunun Sayın şeylerini gördüm. Buyurun. Sonra size sayın. Şimdi efendim... Yani bir Müslüman, bir Müslümana hangi şartlar, neye göre... Şimdi hocamız...
medeni hukuk profesörüdürler. Değil mi efendim? Bir ceza hukuku vardır. Bunlar toplumu bir araya getiren sosyal hukuk devletinin unsurları. Hayır, Türkiye'ye ferdi göre. Soruyoruz. Ferdi. Ama İslam'da ise, İslam'da bir insanın oruç tutup tutmaması, naks-ı siyam denir bunu, orucu bozmak. Hayır. Eğer İslam devleti ise, kasten oruç tut... Devletten söz etmiyoruz, devleti konuşacağız. Ferden. Ferden. Yani Müslümanın ben vazifesi örtüde olduğu gibi, bakın örtüde olduğu gibi, oruçta olduğu gibi, namaz kılmakta olduğu gibi, Müslümanın vazifesi marufu emretmek, münkeri nehyetmek. Yani onun öteye, yani, ondan öteye geçebilir mi? Ayrıca bizim delilimiz madem ki Kur'an-ı Kerim'dir, ayet-i kerimede Allah'ın yoluna tatlı sözle, tatlı dille, yumuşaklıkla ne bize öyle yapacaksın. Peki Sayın Özkan, siz yapmıyorsa şöyle görürsün. Bir şey var. Eğer dese ki ben inanmıyorum, zaten onun oruç tutması gerekiyor. Hocam inanıyordu, tutmuyor. Günahkardır o, ona kimse... Sayın Özkan, siz bir şey ekliyor musunuz? Buyurun. Efendim, İslami hükümlerle hükmedilmiyor ise, henüz İslam bir kişide, beş kişide, 15 kişide, 105 kişide ise, bu durumda mutlak surette bir Müslüman diğerlerine güzel ile, iyi ile emreder. Yani güzeli iyiyi tavsiye eder, kötüden de onu kaçındırmaya yönlendirir. Yani sopa yok. Ne zaman ki devlet oldu, o zaman Allah diyor ki Resulüne, onlara Allah'ın hükümleriyle hükmet. Onların üzerine Allah'ın hükümleriyle hükmet. İhtiyar yok. Hırsızlık mı yaptı? Cezasına o uygulanacak. Filanın oğlu, falanın oğlu yok. Bunun örnekleri de var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam peki. Yani şöyle anlıyoruz. Şimdi kimsenin kimseye hakkı söylemekten ve kötülükten uzaklaştırmaktan başka yapacağı bir şey yok. Peki şöyle diyelim. Bir Müslüman... Devletin yetkisi hiçbir zaman ferde yoktur. Devletten söz etmiyoruz. Kişinin. Fert. Yani Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. O zaman peki şunu sorayım. Bir Müslüman diğer bir Müslümana günah işlerken, yani oruç yiyor olabilir, namaz kılmıyor olabilir, kadına bakıyor olabilir. Kadına bakması ondan kavga çıkar. Onu saymıyorum. Ya yani oruç yiyor veya böyle tam günah olacak bir şey. Eğer fiilen bir ceza vermeye kalkarsa onun yaptığı günah mıdır? Bu doğru değil efendim. Mesela doğru biz sizi midir, tanıyoruz. İslam şey açısından doğru değil. Biz sizi tanıyoruz. Ne yaptık? Ümüğünüze mi çöktük Ahmet Bey bugüne kadar? Sizi Allah'ın bir kulu olarak Sayın telakki Özkan, ediyor, insanca, güzel güzel konuşuyoruz. Sayın Özkan, sonuçta kendiniz karar vereceksiniz ve herkes seçiminin ürünüdür Ahmet Bey. Siz benim namaz yerken... Her ne kadar bu güzelim sözü bir gazoza kurban etmiş iseler de, herkes seçiminin ürünüdür. Siz beni oruç yerken mi gördünüz? Siz iyi bildiğinizi bana tavsiye ediyorsunuz. Elbette bu bakın, benim de hakkım, ben de iyi bildiğimi size tavsiye edeceğim. Peki yani dinlerseniz de neşeniz bilir, dinlemezseniz de. Çünkü sizin yaptığınız sizden, benim sence yaptığım bakın, benden sorulacak. Şunu anlamaya çalışıyoruz. Burada bunları konuşmamızın nedeni, neticede bunu dinleyen bir Müslüman kitle var bu ülkede. Evet. Ve burada Müslüman kitle kendi davranışını her zaman çok bilerek mi yapıyor emin değiliz. Yani burada bakın bir başörtü meselesinde bile tam kesin bir fikir birliği çıkmadı. Bazı insanlar... bir Müslümanın bir başka Müslümana günah işlerken müdahale etmesi gerektiğini söyleyebilir. Bunu tartışmamızın nedeni böyle bir Ahmet şey var mı? Bakın Ahmet Bey, evet. Türkiye'de halk korkunç derecede İslam'ı seviyor. Ama sevdiği İslam'ı o derece sevdiğinin derecesinin tam tersine bilmiyor. Peki bu yani... Bundan kaynaklanıyor sorunlar. Anlatabiliyor muyum? İslam'ı sevmek ne demek? Şimdi bakın, peygamber en iyi Müslüman mı? İttifak ediyor muyuz? En iyi Marksist Marx değil mi? Veya Lenin değil mi? Marksist onun gibi değildi. Marx'tı. Onun için o yani, böyle kapitalist miydi Marx? Şimdi peygamber neyi ahlak edinmişti? Kur'an-ı Kerim'i. Peki. Ahlak demek bütün düşünce ve davranışlarında esas kabul etmek demek. Peki izin verirseniz şu evliliğe gelelim. Sayın Hatemi'den başlayalım. Bu hem de siz... Evet. Yani en çok tartışılan konulardan biri de bu. Hangi konusunun? Bir Müslüman nasıl, evliliği nasıl yaşamalı? Ne tartışmak istiyorsunuz? Yani şimdi evvela Müslüman diyoruz. Evet, ne diyor? Ve sizin bu anlattıklarınızdan ben şöyle bir şey algıladım. Sanki bir insan anasından babasından Müslüman doğmuşsa ve nüfus cüzdanına da Müslüman yazıyorsa o ömür boyu Müslümandır gibi bir şey algılanıyor. Sizin ifadenizden ben onu anladım. Öyle evvela çünkü... şu Müslüman kimdir onu bir tarif edelim. Kimdir? İzin verin. Buyurun Sayın Bayındır, bir tarifini tabii yapar mısınız? Ondan sonra diğerleri tabii detayda kalır. Bakın şimdi burada tartışma
Kur'an-ı Kerim'le başladı. Allah-u Teala Kur'an'da olmazsa olmaz bir prensip koyuyor Müslümanla ilgili olarak. O da diyor ki iki ayette Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz diyor. Yani Müslüman Allah'a ortak koşmayan insandır. Ama biz tabii şey olarak sizin de başlangıçta çok güzel belirttiğiniz gibi Türkiye'de İslami eğitimde yetersizlikten dolayı ortak koşulma kelimesini duyduğumuz zaman hemen şurada bir put düşünüyoruz, birisi karşısında secde ediyor. Hiç alakası yok onun. Peki ne diyor? Yani o ortak koşmak tabii. Ama sırf o değil. Şimdi bunu şey yapmakla iki şekilde Allah Kur'an-ı Kerim'de, gerçi birçok şekilleriyle ortaya koymak mümkün de temelde ikiye ayırabileceğimiz bir usulle şey yapıyor. Bir, buyuruyor ki mesela şeytanın kafir olmasını örnek göstererek bize. Tabii Müslüman bize Allah bizi örnek gösteriyor. İlk kafir şeytandır. İlk örnek olarak bize gösteriyor. Orada şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ın bir emrini beğenmemesidir. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Ve bütün meleklere, şeytan da meleklerin arasında diyor ki Adem için secdeye kapanın. Hepsi kapanıyor, şeytan kapanmıyor. Şeytana diyor ki niçin kapanmadın? Bakın Allah sormadan ceza vermiyor. Onu da dikkatinizi çekerim. Niçin secdeye kapanmadın? Diyor ki ben ondan daha hayırlıyım. Onu çamurdan, beni ateşten yarattın. Yani senin Adem için secdeye kapan emrin uygun değildir diyor. Müslümana ve sonra şunu, oradan geleceğim tabii. Biraz çabuk gelsin. Yani burada çünkü şeytan Allah'a inanıyor bakın. Her zaman da inanmıştır. Ve kendisini onun yarattığına inanıyor. Ve devamında ahiret gününe de inandığını söylüyor. Çünkü bana kıyamete kadar müsaade et diyor. Bütün bunlara inandığı halde niçin kafir olmuştur? Allah'ın bir tek emrini yerinde yani görmediği bir için. Bir emrine bile uymasa Müslüman değildir mi? Ve o zamana kadar tabii. Öyle. Bunu, peki. O zamana kadar bakın şeytan anladım, müminler anladım arasındayken o andan itibaren şeytan şimdi sıfatını almış. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Tamam. Bunu tartışalım. Bir yanlışlık var Ahmet Bey. Neydi? Kabul etmeyip reddetmesi başka, uyması ha, başka. Şimdi karıştırılıyor. İki karşıt vekil ortaya çıkıyor. Şimdi müsaade misiniz? Diğer bir Müslümanın tepkisi ne olur? Şefkat ve sevgi, yani bir ahlak. Bunu lütfen açıklamamıştınız. Şunu konuşalım, onu sonra konuşalım. Buyurun Sayın Özkan. Şimdi efendim, Sayın Bayındır'ın söylediklerinden belki yanlış anlamaya sebep olunabilir. Bir, reddetmek, inkar etmek, örtmek, küfretmek, anlatabiliyor muyum? Türkçesi bu. Bu takdirde kafir olunur. Uymamak gibi. Ama Allah'ın herhangi bir emrini yapmakta gevşeklik göstermek, ihmal göstermek, yapmamak doğrudan küfür değildir, günahtır. Günah ayrı, küfür ayrı. O da günah da insanın Allah'la olan ilişkisi. Cezai müstelzim bir haldir fakat Allah diyor ki yine bir ayette, büyük günahlardan kaçının, biz küçüklerini örteriz buyuruyor. Peki siz Müslüman kim değil, yani Türkiye'de Müslüman olmayan ya günahkar var da. Ben tabii herhalde öyle anlaşılmış, onun için çok teşekkür ederim. Yani ben öyle bir kelime kullanmadım ama bunun üzerinde durmaya değer tabii. Peki yani ben sizin beğenmeme kelimesini kullandım. Hayır, siz bana dediniz ki yani Allah'ın siz kime Müslüman diyorsunuz? Hayır. Ben biz demiyorum. Kur'an kime Müslüman diyor? Peki kime diyor onu anlamıyorum. Biz diyebiliriz. O mühim değil. Yarın ahirete gittiğimiz zaman Kur'an bize Müslüman tamam demiyorsa bir işe yaramaz. Reddedene mı değil diyor. Buyurun. Bakın bir dakika şu anlaşılsın. Tekrar ediyorum. Bir dakika. Gelmemeliydi. Biz şimdi burada Müslüman ve kafiri tartışma durumunda değiliz. Hayır, şöyle bir yere gelecek zannettim Sayın Bayındır. Bazı şeylere uymamanın insanı Müslümanlıktan çıkartacağını söyleyecekti galiba. Şimdi bakın onu anlatayım müsaade ederseniz. İzin verin. Bakın önce bir sayın uymama başka, konuşur. Uymama başka, beğenmeme başkadır. Evet Sayın Özkan'a o çok önemlidir. Bakın orada ben şey cümleyi tamamlayayım. Allah-u Teala ilk örnekte bunu gösteriyor. Hazreti Adem de yani adam Allah'a inanıyorsa, bakın, ben Müslümanım diyorsa ama kurallarına uymuyorsa Müslüman mı değil mi? Kurallarını beğenmemek başkadır, kurallarına uymamak başkadır. Tamam. Kur'an'ın birçok ayetinin başında diyor ki ya eyyühellezine amenu ve amilus salihat. Anlaşıldı efendim. Çok iman eden ve salih amel işleyenine. Salih ameller münkerden kaçınmak, maruf ile emretmek. Yani marufa uymak. Sayın Hatem buyurun efendim. Bunun üzerinde esasen aramızda hiçbir fikir ayrılığı olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu çok açık bir husustur. Bir İslam vardır. İslam, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen
Müslüman muamelesi görür. Ancak tabii bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesiyle çatışan bir inkarı olmamak şartıyla bunu söyleyip de sonra Kur'an'ın açık bir hükmünü reddederse demek ki Muhammedun Resulullah kısmını inkar ediyor demektir. O zaman İslam'dan da çıkar. Ama inanıp da uygulamayan İslam dairesinden çıkmaz. Gene İslam muamelesi görür zahiren. İman, imanı kamil, kamil iman o Kur'an-ı Kerim'de ayrıdır. Bedevi Araplar şey diyorlar, iman ettik diyorlar. De ki iman ettik demeyin, İslam'a girdik, İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi ayeti vardır. Ama o imanı biz onunla uğraşmayız. Devlet onunla uğraşmaz. Devlet İslam zahir düzeyinde İslam devleti tedbirlerini alır. Bu da esasen İslam'ın zahirle hükmetmesinin bir sonucudur. Ya o zaman şu ki ben bu sözü çok duydum. O İslam'ın kurallarına uymuyor. O Müslüman değildir. Sözü denilemez. Diyemeyiz, inkar etmedik. Ya inkar etmiyor. Ama mesela uymuyor, ya günah işliyor. Mesela içki içiyor fakat Allah affetsin diyor. Biz kafir oldu diyemeyiz. Zahiren eğer inkar etmiyorsa ama içki yasağı da olur muymuş? Bu mesela haşa saçma bir şey filan diyorsa o zaman tabii yani, tamam, İslam'dan yani da çıkmış olur. Ya bu günah ama ne yapalım içiyoruz? Bu Müslümanlığı da yani o zaman zahiren İslam Sayın muamelesi Bayındır. Görür. Buna katılıyor. Buna herkes. Evet. Herkes katılıyor. Mahkemede bir hırsızlıktan yargılanan birisini düşünün. Hırsızlıkta suç mu olurmuş diye ifade veriyorsa hakim hiç hafifletici sebep arar mı? Evet. Ben doğru, doğru ama işte şu sebepten fukaraydım bulamadım şöyle oldum böyle oldum diyen adama burada zaman... 3 tane de hukukçu varız. Şimdi, tamam efendim, konuyu... hafifletilmiş Ahmet, ceza verir. Hocamızın yaptığı izah mükemmel. Tamam. Hiçbir itiraz yok, başka izah başka yok. Başka bir şeye geçiyorum. Bunlar sizin taraftarınız mı? Ben aslında bu programdan şunu beklemek evet, istiyorum ve maalesef yarısından fazlası verimli olmadan kendi buyurun. Aramızda tartışmalarla geçti. Ben şunu beklemek istiyorum. Son zamanlarda Türkiye'de işte burada da aramıza bir fitne sokuldu ister istemez. Bir çatışma havası yaratılmak isteniyor. Kim istiyor? Maalesef siz de görüyorsunuz, görmüşsünüzdür gazeteleri okuyorsanız. Zaman zaman külleniyor, zaman zaman kışkırtılıyor. İnananlar, inanmayanlar ve acı örneklerine şahit olduk. Benim yapmak istediğim şu, bunları mümkün mertebe gene Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi müjdeleyin, nefret verip kaçırmayın, kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Üslubuyla İslam ahlakının eşsizliğini, yüceliğini tebliğ edelim. Mesela biz de Müslümanız, siz bize Müslüman değilsiniz diyemezsiniz deniyor ama ondan sonra Hazreti Peygamber hakkında mesela bu biz de Müslümanız sözüyle bağdaşmayan bir tavsif yapılabiliyor. Bu işte o söz Hazreti Peygamber'e saygısızlık teşkil eden söz İslam dışına çıkmayı gerektirebilir. Ama İslam dışına çıkma halinde de bir Müslümana hiçbir zaman İslam dışına çıktı diye birisine bir müessir fiil icra etmek veya öldürmek yetkisi verilmemiştir. Sadece Müslüman tabii hukukta olduğu gibi meşru müdafaa ve ıstırar hali hükümleri zaten tabii hukukta da şeriatte, şeriat zaten tabii hukukun İslam'daki adıdır. Tabii hukukun temel ilkeleridir. Öyle korkunç gösterilecek bir şey değil. Efendim evlilik konusuna şimdi evlilik konusuna buradan gidelim. Bir dakika, ben anladığım kadarıyla siz Sivas olaylarına Sivas olayları da bir dış fitneyle körüklendi. Şimdi peki, daha evvel Maraş olayları oldu.
Başörtüyü bitirdik efendim. Yavrucuğum başörtüyle başörtüyü çoktan geçtik. Şimdi Sivas olaylarından konuşmayalım. Çünkü Mesnevi'de bir beyti hatırladım. Fitne, kargaşa ve kan dökülmesi arama. Şimdi Şems-i Tebrizi'den bahsetme diye bir bahiste fitne çıkartan konulardan bahsedilmemesi gerektiğini tabii bir remizle Mevlana şimdi çok ben güzel... Bir şey sormak istiyorum. Bir fitne sokulmasından söz ettiniz. Fitne sokulması maalesef Selman Rüşdi olayıyla oldu ve Türkiye'de de onun yankıları doğrulmaya çalışıldı ve bu yüzden oldu. Yoksa Müslümanların bir kendiliğinden ayaklanarak bazı kişilere bir tepki göstermesi şeklinde olduğunu zannetmiyorum. Tepki çok sertti. Öyle tepki ama Müslümanlardan gibi geldiği de kesin nereden değil. Çünkü çeşitli yorumlar var. Onu tartışmayalım. Tamam. Dava önünde. Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu konuyu şimdi Müslüman olmayanlar da hatta belki İslam'a bir sempati yöneltmek için, bir bilgi edinmek için, Müslüman olmak için hatta dinlemek isteyenler de bizim bu programı dinliyorlar. Ama bizim şimdiye kadar gösterdiğimiz üslupla hayal kırıklığına uğramalarından korkuyorum. O kadar da kötü bir üslup yok ki. Yani derinsiz. Yani şu kendinize haksızlık Sadık etmeyin. Sadık Bey'in teşbihiyle İznik konsili tartışmaları yapmayalım. Bundan verimli bir netice. Şimdi bakın, izin verir misiniz? Ben şunu evlilik konusuna şuradan gelmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'de en güzel örnek vardır ayeti vardır ve Kur'an-ı Kerim esasen aile hukukunu da bizim savunmamıza muhtaç olmayacak şekilde onu düzenlemiştir. Ona geleceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim hayatımızı nasıl düzenler kısmına da geleceğiz. Çünkü onun da bir yeri var İslam'ın dünyasında. Şimdi bu tartışmalardan çok da bir şeye varamadık gibi düşünmeyin. Zaten bir yere varmak değil. Ama şu. Somut soru mu soruyorsun? Hayır, şunu söylemek istiyorum. Bunları neden tartışıyoruz? Türkiye'deki bu Müslümansın değilsin kavgası... Bu konuyu çok fazla bilmemekten, yani suçlayanın da suçlananın da çok evet fazla bilmemesinden kaynaklanıyor. Eğer bugün bu tartışmayı dinleyen birisi varsa, herkes yarın kalkıp galiba bir başkasına sen Müslüman değilsin diye suçlamayacak. Yarın eğer bunu dinleyen birisi varsa, birisi onu suçladığında o da ona diyecek ki sen beni suçlayamazsın. Ya bu kavgaları ortadan kaldıracak şeyler. Bilgi daima kavgayı ortadan kaldırır. Ama bilgi yoksa Türkiye'de ne yapacağız? He? İşte böyle bilgi sahibi olacağız. Çok güzel. Tamam. Nasıl yaşayacak? Ben bir iki ne kavga mı edeceğiz her zaman? Ahmet Bey, ben bir iki örnekleme yapmak istiyorum. Kaldırmıyor. Haset diye başka unsur da var. Şimdi bildiği halde hasetinden itiraf çıkarır. Kadının durumunu mu tartışacağız? Çekemez. Belirleyelim. Şöyle belirlemek Müslümanın istiyorum. Müslümanın yaşayış tarzını şimdi diyorsunuz. Efendim. Nitekim ayet var diyor ki onlar seni bilmediklerinden reddediyor değiller. Onlar seni çekemediklerinden reddediyorlar. Yahudiler için söylüyor Allah'a. Öyle ne olursunuz yani bu pek Müslümanların huyu da değil. Allah rızası için şu alkışı unutun yahu. Futbolcular gibi. Fena değil, siz seviyorlar işte. Bir alkış daha, bir alkış. Şimdi efendim, neyse onlar da bizden Allah önceki bitir. Şimdi şu açıdan konuşmak istiyoruz. Tamamen kendi bilgisizliğimiz içinde. Yani biz ne biliyoruz? İşte Müslüman dört kadın alabilir. Eğer şeriat gelirse dört kadın serbest olacak. Şimdi bunu sormak istiyorum. Yani, bu Ahmet nedir? Ya, bu doğru mu? Gelmeden 14 buyur kadın serbest biliyor musunuz şimdi? Niye girmek istiyorsunuz? Ahmet Bey, ki, Ahmet Bey. İzin verin, şu anda şeriat yok değil mi Ahmet Bey? Siz önce şunu başlattınız. Ne? Müslüman nasıl yaşamalı? Ne bu yaşamanın çok önemli bir parçası. Onunla ilgili birkaç şey anekdota bulunmak istiyorum. Gene mi anekdot? Kızıyorlar. Lütfen. Hayır, anekdot değil ama çok mıyım? Ya geleceğim Sayın Bayındır'dan başlayalım. Hadisi anlamıyorsunuz da ben onun için anekdot tutuyorum. Fetva bölümünün başkanı. Buyurun efendim. Bakın, dörde kadar alabilirseniz, bilirseniz bir tanesi sizin için daha iyi diyor. İslam gelirse azami bu kadar olur. Peki, genellikle asıl olanın da tek olduğunu tamam söylüyorum. Önce bir... Ama şimdi İslam'ın olmadığı, laik demokratik şeriatın hakim olduğu şu ülkede 14 kadın da serbest, 114 kadın. Evet, yeterli. Yalan mı arkadaş? Hayır, önce bir şeyden başlıyorum. Gürültüye boğuyorsunuz resmi yahu. Resmi görüş ne diyor? Dışarı çıkınca yahu. Buyurun efendim.
Arkadaş. Duygusal davranmayalım. Lütfen buyurun. Evet şimdi. Ya bırakın alkışlasınlar, siz de karışmayın seyirciye. Buyurun efendim. Evet. Tamam işte konuşacağız. Şeriatta nedir? Hayır. Tamam sakin ol, söyleyecek. Buyurun Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ne söylüyor? Söyleyecek bırakırsan adam. Buyurun söyler misiniz efendim? İzin tamam, verin. Hayır, evet sayın buyurun Bayındır. Buyurun efendim. Evet. Tamam. Buyurun sayın Bayındır. Evet. Şimdi burada konuşanların her birisi Kur'an-ı Kerim çerçevesinde konuşmaya çalışıyor tabii. Yalnız birçok yerde biz bu sorularla muhatap oluyoruz. Sanki İslamiyet'in bir eksikliğiymiş gibi, işte dört kadınla evlenme, mirasta kadınla erkeğin eşit olmaması falan meseleleri... Hayır, hepsi, onların her birisi ayrı bir güzelliktir. Onu anlatmak gerekiyor. Şimdi bakın, bugün Türkiye'de bir sayım yapılmıştır. Türkiye'de bir sayım yapılmıştır, bundan birkaç sene evvel. Kadın sayısı %47 civarında. Erkek sayısı %53 civarındadır. Bugün siz Türkiye'de evlilik dışı yolların tamamını kapayın. Şimdi efendim, onu bir dakika müsaade edin. Hayır, bir sosyal vakadan hareket şimdi edeceksiniz. Bir dakika. Onu zaten biliyoruz. Bilmediklerimi de öğretin. Zaten bize. Biliyorsunuz değil. Oradan şimdi, belki dinleyicilerimiz bilmez. Şimdi beyefendiciğim etmeyin. Yani şimdi bakın biz burada bunun ciddi ve önemli bir program olabileceğini şüphesiz düşünüyorum. Şüphesiz ki ciddi anlatıyoruz. Bunda insanlara yani bilmedikleri bir şeyleri anlatalım. Evet. Şimdi nedir? Kur'an-ı Kerim ne diyor evlilik konusunda? Bize bunu söyleyin. Müslüman nasıl evlenecek? Evlilik. Bir Müslümanın bakın, evliliği nasıl olur? Bakın Kur'an-ı Kerim evlenmeyi, şeylerinizi, bekarlarınızı evlendiriniz diye emir veriyor. Onu Kur'an-ı Kerim demese de evlenecek tamam. Bekar zaten. Evlendiriniz diyor. Ve evlenmeyi Peygamber Efendimiz'e tavsiye ediyor. Tamam. Evlilik de tabii ki... Evet, buyurun efendim. Tabii ki aralarında evlenme engeli olmayan bir kadınla erkeğin yapmış oldukları bir sözleşmedir. Peki, bu dörde gelir misiniz? Dört nedir? Dört eşlilik konusuna gelince, şimdi bir sosyal vakadan hareket etmemiz lazım ki ondan sonra oraya gelelim. Hayır, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tamam, Kur'an-ı Kerim'de dörde kadar evlenme müsaadesi vardır. Fakat ve değil şeyin ama emret bu bir müsaadedir. Değil, emir değil. Ha, şimdi o zaman Sadık Albayrak geçen programda dedi ki biz peygamberimiz nasıl yaşıyorsa onun zamanındakiler nasıl yaşıyorsa öyle yaşayacağız. Bu da bir Müslümanlık yorumu. Efendim hurma yiyordu biz de mi hurma yiyeceğiz? Şimdi o Sayın Albayrak'a soralım. Buyurun efendim Sayın Albayrak. Bu anlamda söylemedi. Ama şimdi cümleyi tamamlamadım. Bak çok önemli bir meseleyi neydi soruyorsunuz. Yarım cümle kalınıyor. Şimdi dörde kadar evlenme müsaadesi veriliyor ve bir kadınla evlenme de tavsiye ediliyor. Şimdi sosyal vakalardan hareket etmeden bu problemi çözemezsiniz. O zaman bütün başka emirleri de sosyal vakalardan tabii, hareket edilir. Elbette bunu sosyal hayatta birlikte değerlendireceksiniz. Peki, o zaman kıyafete gelirsek eğer, ben evet. Şunu söyleyebilirim. Bugün fabrika var, çarklar var, kadınlar çalışmak zorunda. Şu hanımefendinin kıyafetiyle o çarkların arasına girerse çok büyük bir ihtimalle elbisesi kapar, çarklar ve kaza olur. Eğer bu sosyal vakayla açıklayacaksak o zaman bu giysi emrini nasıl yorumlayacağız? O zaman da tulum giyinir. Yani önemli olan örtünmektir. Hayır, önünü göremez, açık olamaz. Siz evliliği sosyal vakayla açıklarsanız Kur'an-ı Kerim'de. Yani her şeyi bu böyle açıklanabiliyorsa o zaman öbürlerini de öyle açıklamak bakın, gerekir. Bakın şimdi hangisi doğru? Biraz önce Sayın Hatemi şeriat tabii hukuktur dedi ki son derece doğru. Bu aynen güneşin, suyun, havanın tabiatta yapmış olduğu tesir gibi İslam'ın koymuş olduğu emirlerde öylece birçok hizmetleri efendim, görecek. Doğaya mı uygun dört tane kadın almak? Bu da pek tutmadı. Ama yani şimdi onu anlatmamıza müsaade edeceksiniz. Müsaade etmeden olmaz öyle ki. Öyle davranılıyor her zaman olduğu gibi şu yanlıştan hareket ediliyor. İslam tek kadın olan bir muhitte gelmiş ve birdenbire dört kadın alabilirsiniz, size müsaade var demiş gibi davranılıyor. Hayır, öyle halbuki o sırada Musevi şeriatinde kadın sayısı sınırlanmış değildi. İslam bilakis kadın sayısını sınırladı.
Ve ayrıca bu genel sayı bakımından sınırdan başka Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı sınır daha vardır. Birisi sübjektif sınırdır. Yani o kişi eşlerine adaletle davranabilecek bir kişi, aralarında eşitlikle davranabilecek bir kişi olmalıdır. Ama bu sınır da kafi değildir. Kur'an-ı Kerim bunu bir başka devlet müdahalesine de imkan veren objektif adalet sınırıyla da takyit etmiştir. Bir ülkede eğer İslam iktisadı da tam manasıyla tatbik edilemiyorsa, gelir dağılımı adil değilse, başlık ödemek zorunda kalınıyorsa, zengin evlenebiliyor, yoksul fuhşa düşüyorsa, o zaman kadın erkek sayısı hatta eşitse, evlenebilecek erkek ve kadın sayısı eşitse, objektif adalet şartları gerçekleşmediği için devlet bunu ancak şununla sınırlayabilir. Eşinin de muvafakatiyle, mesela çocuğu olmayan bir erkek, eşinde mesela çocuk yapma kabiliyeti olmadığı için, ama boşanmak da hoş bir şey değil, boşanmak istemiyor eşi. Eşin de çünkü boşanma hakkı vardır İslam'da. Kadın eşin de elbette boşanma hakkı vardır. Fakat boşanmak istemiyor, o zaman muvafakat etmiş oluyor eşinin bir ikinci hanımla evlenmesine. Ancak şu şartla takyit edilebilir. Yoksa İslam'da sınırsız dört kadın alma serbestliği de bugünkü şartlarla mevcut değildir. Şimdi ben bu evlilik izin verir misin? İzin verir misin? Hayır. Hayır dedim. Ben sormak istiyorum çünkü. Ben siz kendi programınızı tutun. Sayın Ahmet Bey. Ahmet Bey. Halk bu konuda ortak yargıya varmış. Bir Türkiye haline getirmiş. Bir diyor kısa ki, ara veriyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Reklam arasında Ahmet biraz Bey diyor sonra ki, yandım üç avrat elinden hele küçüğü. Sayın Öztürk, siz ne diyorsunuz efendim? Bir Müslümanın evliliği nasıl olmalı? Evliliği nasıl yaşar Müslüman? Dört eşlilik konusu. Şimdi bunu söyledi arkadaşlar. Siz de katılıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim, müsaade edin canım, ne diyeceğime siz karar vermeyin ya. Yok, karar vermedi. Böyle bizim konuklar da biraz sinirli çıktı. Ama sorup cevabı da siz veriyorsunuz. Vermiyor, siz verin cevabı. Ağzımı açmadan cevabı veriyorsunuz. Söyledi arkadaşlar. Kimse vermedi, buyurun söyleyin. Buyurun, çok alın. Tamam. Zaman sizin. Ha? İstediğiniz gibi. Arkadaşlar, bunun temel ilkesini Kur'an-ı Kerim veriyor, söylediler. Yani bu bir emir değil, bir sosyal buyruk değil. Bir müsaadedir. Yani şimdi, dörde kadar alabilir bakın, misin? Diyor. Bakın şimdi. Kur'an-ı Kerim'in hareket tarzı şu. Kur'an-ı Kerim şunu soruyor insanoğluna. Bir kadınla yaşamaya razı mısın? Yoksa bundan fazla kadınla yaşamak mı istiyorsun? Eğer birden fazla kadınla yaşayacaksan bunun insani, sosyal, hukuki bütün zorunluluklarının ve sorumluluklarının altına gireceksin. Şimdi bizim için soru budur. Hayır, biz bir kadınla yetineceksek, Kur'an-ı Kerim bize birden fazla alın diye bir emir vermiyor. Hayır, ne diyor? Kur'an-ı Kerim birden fazla kadınla eğer yaşamak istiyorsan, bunu ancak nikah akdiyle ve dörde kadar çıkarabilirsin. Söylediği bu. Şimdi herkes garson yerlerinin anahtarlarını koysun ortaya. Ben bir kadınla yaşayacağım desin, Kur'an-ı Kerim kimseyi zorlamaz. Hı. Yok, birden fazla kadınla yaşayacağım diyorsa, bunun bir aile sorumluluğu, bir insan sorumluluğu, gerektiğinde baba sorumluluğu, hukuki sorumluluğu altına gireceksiniz. Bunu ancak bir evlilik akdiyle yaparsınız. Bunun da müsaadesi dörde kadar. Peki, efendim, şunu Kur'an erkeğe daha mı öncelik tanıyor? Mesela bir erkek boş ol diyebiliyor. Kadın... O şimdi boşanma hukukuyla ilgili, onu da ayrı tartışalım. Hayır, oraya girelim. İzin verirseniz şunu sormak istiyorum. Şöyle, kadın erkek... Tamam, devir, size soralım. Yani şunu merak ediyorum ben. Neden, yani bunun bir açıklaması var herhalde. Kur'an-ı Kerim bu izni verdikten sonra, evet, bu iznin neden erkeklere verildiğini sadece söylüyor mu? Dünyada hangi sistem var birden fazla erkekle beraber olmaya müsaade eden? Söyler misiniz bana? Bu böyle çok tabii İnsanlık bir şey. Tarihinde dört tanesine evlenmeye de çok... Hayır efendim.
Yani şimdi beyefendi, insanlığın varlık yapısından kaynaklanan bireysel ve toplumsal realiteler var. Bunları tartışamazsınız. Yani insan sever. Anne şefkati vardır. Şimdi siz anne şefkatini tartışabilir misiniz? İnsanlık tarihinde ne, bunlar, yaratılışın postülaları bunlar. Hayır, bu konuda bir izahı da var mı? İzahı var işte. Yani Kur'an-ı Kerim. Bir izahı var. Nedir? İzahı var. Hazreti Ömer devrinde. Hayır, Kur'an-ı Kerim diyorum, öyle hikaye değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Ya söylüyor mu? Şundan dolayı erkek dörde yani kadar alabilir. Kur'an-ı Kerim kaşıkçı elması değil ki Topkapı'da dursun, millet uzaktan seyretsin. Kur'an-ı Kerim hayat nizamı, düstur. E tamam, orada ne söylüyor? Şimdi ne söylüyor? Hazreti Ömer'de o kitap doğrultusunda Peygamber Efendimiz'in aile hayatı ölçüsü içinde o devirde İslam genişliyor. Hazreti Ömer devrinde. Hı. Kadınlar bakın gelip diyorlar ki ya Ömer, aynı sizin sorduğunuz gibi. Diyorlar ki ya Ömer, erkeğe Kur'an-ı Kerim'de İşte mesna ve sürata ve rubat dörtte kadar yolu var. Türkçesi. Ama feillem tadilu, eğer adaletle hareket edecekseniz. Hı. O zaman tek. Ben bile korkuyorum. Adaletle hareket edemiyorum. Ben hanımla korkuyorum. Şimdi duyar evden. Değil mi? Duyar tabii. Normal. Eğer böyle olmamış olsaydı o zaman garsoniye, dost, sosyete imamları bulunur. O toplum da tefessüye eder. Gel der ya Ömer'e, der ki ya Ömer, siz dörde kadar yolu var. E biz de alalım birkaç tane erkek cahiliye devrinde gibi. Gidin dediler, yarın birer bardak süt getirin. Geldiler tabii, bir kap getirdi, dökün içine dedi. Herkes sütünü döktü içine, alın bakayım sütünüzü. Alamayız dediler. Şimdi bu neye benziyor? Askere giden adamın... Neye benziyor? Gülüyor. Neye benziyor? Askere giden adamın, askerden döndükten sonra karısına diyor ki... Evet. Bu çocuklar diyor fazla gibi geliyor bana, fakirlik dönemi, ışık da yok. Evet, ışık da yok, elektrikler de kesiliyor. 12 öncesi mi bilmiyorum. Demiş ki bu çocuk, bu demiş yürüyordu. Peki demiş bu kucaktaydı. Peki bu yoldaydı. Peki bu yoğurt yiyeni karıştırma demiş. Şimdi o zaman böyle bir konuma geliyor. Şimdi ise Peygamber Efendimiz geçen gün kitapların Sayın birinde. Albayrak, bakın hikayeler çok güzel, çok seviyorum. İslami şeye götüreceğim. Ayrıca anlattıracağım. İslami şeye götüreceğim. Hayır, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyecek işte, söyleyeceğim size. Ya bunu bir türlü kimse söylemiyor. Burada. Yani bir dakika, lütfen bitirme. Hikaye değil, Kur'an-ı Kerim. Hikaye tamam. Değil. Tamam. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, benim adıma Kur'an-ı Kerim'e bir şey yazmayınız, yazarsanız imha ediniz. Öyle buyurmuyor mu? Buyurmuyor. Peygamberin sözleri de Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden vakalardır. Şimdi, bir gazete karikatür yapıyor. Bu karikatürü bir kitap kullanıyor. Şöyle, 4 tane, 5 tane çarşaflı kadın. Bir de elinde tesbihi olan, saki sakalı karmakarışık bir adam. Altına ne yapmış biliyor musunuz karikatürcü? Esas da o. Ve 4 tane kadının da eteklerine, çarşafına kırmızı nokta koymuş. Bu İslam'a hakarettir. Niye? Çünkü bu düzenin oynattığı porno filmlerine kırmızı nokta konur. Ahlaksızlığa, deyişsizliğe ve namussuzluğa. Ama o çarşafa kırmızı nokta koyuyor. Şimdi bu ne demektir? Kadının sorunu. Cenab-ı Peygamber zamanında Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir Sayın Albayrak, Kur'an-ı Kerim'i bakın bu Sayın Hatemi'siz söylendi. Lütfen hayat sustur. Tekrar geleceğim. Lütfen. Bitirmek istiyorum lütfen. Bakın. Ahmet, Müslüman nasıl? Lütfen. Cenab-ı Peygamber en bizim örnek değil mi? Bakın ben vakıa anlatıyorum size. Hayır, biz şunu merak ediyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Dinle, Kur'an-ı Kerim şunu diyor işte. Kadınlar bunu soruyor. Kime? Diyorlar ki kadınlar. Ya Resulallah, benim yüzümde kıllar oluyor. Kocam beni beğenmeyebilir. Ya Resulallah ne yapayım? Kime gidiyorlar? Hazreti Ayşe'ye gidiyorlar. Utanıyor. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz soruyor. Diyor ki kocalarınıza kadar süsleniniz, kılları alınız diyor. Bu ölçü bu bir. İkincisi, dul bir kadın. Evlenecek ve ailesi onu evlendirmek istiyor. Fakat 2 kişi talip. Dikkatini çekerim. Talip olanından biri yaşlı, biri genç. Yaşlı için diyorlar ki sen bunu alacaksın. Kadın diyor ki hayır diyor, ben mecbur değilim diyor. Yani erkekler illa 3 tane kadın alacak. Veyahut da 5 şunu alacağım diye işbar edemezsiniz. Peygamberimiz buyuruyorlar ki muhayyersin. Genciyle mi evlenmek istiyorsun? İsterse onunla evlenirse böyle evleniliyor. Şimdi bunlar insanlık için kadın hakları ve kadının da hakkını alma yönünden bir özellik ifade eder. Şimdi
Sayın Bayraktar, bizim Sayın Hatem söylesin, sonra size söz veriyorum. İslam... Kur'an-ı Kerim ne diyor be? Ne konuda? Kadının... Yani şu kaç konuda... Kaç kadın alacaksın? Kadının dört erkekle evlenmesi... Evet, bir onu söyle... Bunu Kur'an-ı Kerim'in... Hayır, şunu açıdan... Bu kadar mantıksız, bu kadar tabii hukuka, tabii ahlaka... Bunu nasıl açıklıyor? Aykırı bir soruyu... cevaplandırmasına Kur'an-ı Kerim zaten tenezzül etmez. Hayır, niye çünkü şey, Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de akli apaçıklıklara yer yoktur. Bu zaten insana akıl verilmiştir. Vahye ihtiyaç olan noktalarda Kur'an-ı Kerim vahiy ile aklı teyit etmiştir. Yani sizce doğru bir erkeğin dört kadın alması doğaya ve akla çok uygun diyorsanız erkeğe çok güveniyorsunuz bir kere. Hayır, şöyle diyorum. Bir erkeğin dört kadın alması bütün arkadaşların da ittifak ettikleri gibi bir ruhsattır ve o zaman da yasaklanmış değildir. Bunu anladım efendim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim de takyid etmiştir. Siz şimdi bugün İslam hukuku tatbik edilseydi düşünüyor musunuz ki İstanbul'da mesela bütün buradaki arkadaşların, dinleyicilerin birden fazla hanımı olurdu? O açıdan bakmıyorum mesela olur ya da olmaz. Yani ben sadece şunu soruyorum. Kur'an-ı Kerim çünkü bunu ayrıca iki şeyle takyid etmiştir biraz evvel söylediğim gibi. Bir sosyolojik zorunluluklarla yani kadın erkek sayısının aşağı yukarı o sosyal bir olay ama. Ama Kur'an-ı Kerim sosyal olayların hükmünü belirtir. Ama o onun zamanki için, döneme ait sosyal bir olay. Eğer hayır, Kur'an-ı Kerim'e böyle bakarsak... Hayır, niye Kur'an-ı Kerim? O devre ait sosyal olay değil ki. Her bugün devirde de kadın erkek sayısı arasında fark olabilir. O zaman daha fazla ruhsat yürürlüğe girer. Bir de her zaman için bir ruhsat söz konusu olabilir. O da dediğim gibi... Çocuğu olmayan bir erkeğin ikinci evlilik yapması. Şimdi niye tabii hukuka aykırı? Sadık Bey'in de belirttiği gibi akli apaçıklıkları hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim söylemeye gerek duymaz. Bütün diğer insan tabiatından, insan psikolojisinden ileri gelen sebepleri bir kenara bırakalım. Psikolojik sebepleri bir kenara bırakalım. Asla erkek psikolojisine uygun değildir. Kadın psikolojisine de kesinlikle uygun değildir bu şekilde bir evlilik. Onları bir kenara bırakalım. Gelelim şeye, sadece biyolojik gerekçeye. Kadın birden fazla erkekle evlenirse Sadık Bey'in de belirttiği gibi nesep karışır. Nesep karışması dolayısıyla kimin babası, kimin kızı belli olmaz ve kim kimin kardeşi belli olmaz. Ve bir süre sonra, bir iki nesil sonra o veraset kanunları yani ilahi tabii hukukun müeyyidesi, bunlar da ilahi müeyyidelere bağlıdır, ortaya çıkar ve veraset kanunlarının ihlal edilmesinin, tabiat kanunlarının ihlal edilmesinin veraset kanunlarıyla müeyyidesi görülür. Sakat, hastalıktı. Çocuklar dünyaya gelir. Buyurun. Şimdi efendim, ben biraz evvel söylediniz. Biz bir batılı alimin sözünü İngilizce naklediyoruz ve mana veriyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetini okuyup mana vermekle mükellefim. Çünkü burada arkadaşlarım budur. Ben manasını veriyorum. Anlamıyorum diye bir olay yok. Arapçasını okuyorum, manasını veriyorum. Bu Nisa suresindedir bu ayet-i kerime efendim. Şimdi bunu ele aldığımız zaman da bakacaksınız şartlardan, şartları çözer Müslümanlık. Kur'an-ı Kerim nüzül sebebi var. Allah-u Teala sosyal şartlara göre ayet-i kerimeyi göndermiştir. İşte bu kadın olan taaddüdü zevca dediğim fazla kadınla evlenme olayı da bir sosyal olaydan kaynaklanıyor ve çözüyor bunu Allah-u Teala. Bakınız ayet-i kerime 3 bölümde teşekkül ediyor. Bu 3 bölümü ele almadan işte böyle yanlış hareketler çıkar ve anlaşılmaz mesele. Nasıl nedir 3 bölüm bakınız? Yüce Allah ayet-i kerimenin birinci bölümünde bir sosyal vakayı koyuyor. Okuyorum ayet-i kerimeyi ve mana veriyorum. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ Yetimler hakkında adaletten korkuyorsanız, adalet yapamıyorsanız. Bu nedir biliyor musunuz? Peygamberimizin döneminde savaşa gidiyor erkekler. Savaşta öldürülüyor birçok erkek. Geride yetim bırakılıyor. Bu sefer sahabeler dönüyorlar. Bu kızları evleniyorlar, mallarını alıp dışarı atıyorlar, boşuyorlar. İşte ayet-i kerime Allah-u Teala bu uygulamaya razı olmuyor ve bu ayet-i kerimeyi gönderiyor. Diyor ki yetimlere haksızlık yapıyorsunuz,
ve adaletten uzak kalıyorsunuz. Ha şimdi siz yetimlere bu haksızlığı, bak hak kavramı vardır bu olayda. Temelde hak kavramı vardır efendim, adalet kavramı vardır. Öyle kolay mıdır efendim bir taaddüdü zevcata müsaade vermek? Kolay mı? Bakınız, adalet ve hak kavramını çiğniyorsanız diyor Allah-u Teala. Bu çiğneyeceğiniz haktan dolayı gidin bakayım hür olan kadınlardan alsanıza ikişer, üçer, beşer alamazsınız değil mi? Onlara bu haksızlığı yapamazsınız değil mi? Yetim kızlarla evleniyorsunuz, ikişer, üçer, dörder atıyorsun dışarı, haksızlık yapıyorsun. Ama hür kadınlarla evlensene bakayım, bu bir meydan okumadır. Allah-u Teala buna ruhsat vermiyor. Allah-u Teala burada, hocamın dediğine geleceğim biraz sonra, ikinci boyutuna geleceğim bu. Ayet-i Kerime'nin ikinci boyutunda, keşke bu yetimlere bu haksızlığı yapmayın da, gidin hür kadınlardan ikişer üçer alın diyor Allah-u Teala. Üçüncü boyutu Ayet-i Kerime'nin, bana sorarsanız diyor Allah-u Teala, ben size fetvamı vereyim, tek kadınla evleneceksin diyor. Ayet-i Kerime'de Allah'ın tercihi mi vardır yoksa kulun tercihi mi vardır? Nasıl oluyor bu iş şimdi? Yani benim arzularım mı önemli, Allah'ın isteği mi önemli? Allah seçeneğini veriyor. Diyor ki, adalet yapmanız mümkün değil, ben size teki öneriyorum diyor. Allah-u Teala'nın seçeneğini koymuş kulun üzerinde. Nasıl dersin ki sen dört vardır İslam'da? Peki, kim ben... demiş bunu? Müsaade buyurun. Şimdi, bakınız. Ayet-i Kerime'yi analize ediyorum size. Bakın, akademisyen olarak konuşuyorum ben burada. Didik didik ediyorum kelimeyi. Hocamın söylediği çok güzel... psikolojik boyutu vardır bu işin. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir boyutunda tartışıyor bu işin. Yani adalet konusunu, hak konusunu tartıştığı gibi, yani objektif hukuku tartıştığı gibi hocam söylediği gibi, aynı zamanda bunun bir psikolojik boyutu vardır. Bunun hem Nisa suresinde hem Ahzab suresinin birinci sayfasında vardır. Allah-u Teala diyor ki, bir koca iki kadını eşit olarak sevmesi mümkün değildir. Gavbeyni fil cef ediyor. Bir insanın içine iki tane kalp koymadın. Allah-u Teala bunu tartışıyor. Ahzab suresinin birinci sayfasında. Ben insanın içinde iki tane kalp koymadığıma göre, iki tane kadını alıp da onu ikisi eşit sevmesi mümkün olmayacağına göre yoktur bu. Diğer taraftan Nisa suresindeki ayet-i kerimede yine hocamın söylediği gibi sevgi unsurunu tartışıyor. Peki o dört nereden çıkıyor? Ha o dört dedim ya. O dört şu çıkıyor. Bakınız hocam oraya çok güzel, Hatemi hocam çok güzel ya değindi. O zaman şunu kabul ediyor. Dört kadını alabilirsiniz ama dördünü sevmeyeceksiniz. Müsaade edin. Bir insan dört kadın nerede alır? Bakınız, bir kadın, bir erkek evlenmiştir kadınla. Öyle kadın vardır ki hastalıklıdır. Tamam. Erkek yaramaz. Onu ilkini aradık. Ha işte bu, buna müsaade buyurun. Müslüman bir doktorun vereceği raporla, yani kadına erkek yaramadığına dair, erkek ve kadının müsaadesiyle erkeğe der ki, bunu atma dışarı, atma tamam. Dışarı ve geçiniyor. İkinci. İki, savaşa gidilmiştir. Hayır, şimdi ikinci kadını aldı. Anlatıyorum işte, neden iki üç olduğunu anlatıyorum size işte. Ruhsatını anlatıyorum. Ruhsat nedendir bu? Evet. Bu da bir çıkış noktası veriyor Allah-u Teala. Evet. Çünkü sosyal olaylar çıkış noktası arar. Savaşa gidilmiştir, erkekler ölmüştür, kadınlar bekar, dul kalmıştır, toplumda ahlaksızlık başlayacaktır, geçim olayı başlayacaktır. Devlet size isterse, siz sadece onu seks açısından istifade değil, siz onu bakmakla mükellef olursunuz, size iki kadınla verir, üç kadınla verir. Bu kadını geçindireceksiniz, bu kadın ahlaksızlık yapmayacak, geçimi olacak diye verirse, devlet bu şartla verir. Yani ya erkeği biraz davranışıza gibi davranıyor. Çok evliliğin ruhsat sebebinin sosyal şartlardan kaynaklanıyor. İşte hocamın söylediği olay budur. Şu zina ile ilgili size Sayın Ertuğrul Özkan'a bir soru soralım. Bir şey söylememe müsaade. Buyurun. Şimdi Sayın Bayraktar Bey kendi özel yorumunu burada yaptı ve o yoruma katılan herhangi bir ilim adamını ben hatırlamıyorum. Bu tamamen kendisine has bir yorumdur. Kendi hakkını kullanmıştır. Biraz önce konuşmaya başladım, hemen kestiniz. Tamam kesme abi. Şimdi kesmeden 3-5 kelime söylememe müsaade edin. Şimdi sosyal vakalarla birlikte anlatıyorum. Bugün Türkiye'de %47 kadın, %53 erkek nüfus var. Evlilik dışı yaşamayı kestiğiniz zaman 47 kadına 47 erkek, her 100 erkekte 6 erkek bekar kalacaktır. Şimdi ama 6 tane erkek bekar kalacaktır. O birer tane hanım bulamadığınız zaman ikinciyi nereden bulacaksınız? Ama şimdi birer hanımı zor bulacaksınız. Bugün Türkiye şartlarını anlatıyorum ben size. Ama şimdi siz gidin Bosna'ya. Hayır, Bosna'daki durum ne olacak? Bak ben bir hanıma şunu Sayın sordum. Sayın Bayraktar'a nereden... Bakın müsaade edin. Bir hanıma ben şunu sordum. Bir hanım bana birden fazla evlilik konusunda hoşlanmadığını, kız kardeşinin bir beyin ikinci eşi olduğunu anlattı. Bundan hoşlanmadığını söyledi ve kendisi de gayet kültürlü ve dul bir hanımdı. Ona dedim ki hanımefendi, bak siz akıllı bir hanımsınız. Size bir erkek gelse,
dese ki benim 3 tane eşim var, sizi 4. olarak almak istiyorum. Tek kelimeyle bana cevap verin. Evlenir misiniz, evlenmez misiniz? Dedi ki ne demek beyefendi dedi. İyi bir kötü bir eş iyi bir evlattan iyidir dedi. Niçin söylüyor? Çünkü bir hanımın bir erkeğin korumasına ihtiyacı vardır. Yani bu psikolojik şartlarda düşünmek gerekiyor. Şimdi itirazınızın ne olduğunu ve anladım. Şimdi sonuca geliyoruz. Ve birden fazla hanımla evlenmek erkeğin yükünü artırır. Hukuki açıdan ortaya koyduğumuz zaman kadının yükünü o oranda azaltır. İki hanımla evlendiğiniz zaman kadının sorumluluğu yarı yarıya iner. Erkeğin sorumluluğu 2 kat artar. 4 tane ise 4 misli oluyor. Tabii 4 kat artar. Zaten ve işte bütün bunlar tabii engellerdir. İşte Sayın Öztürk, Sayın Hatemi bunları anlatıyordu. Fakat Sayın Bayraklı öyle bir şartlar koştu ki sanki Cenab-ı Hak 4 evliliği yasaklıyormuş gibi. Hayır. O zaman Hazreti Peygamber o zaman... Ayet-i Kerime'ye mana verdi. O anlam mana tamamen verdi. Yanlış bir anlamdır. Ayet-i Kerime'ye mana verildi. Lütfen rica ederim. O anlam yanlıştır ve size göredir. Efendim bakınız. Burada... Ya burada, bağırmayın. Niye bağırıyorsunuz? Müsaade buyurun efendim. Müsaade buyurun. Bir dakika. Ahmet Bey. Ben... müsaade buyurun. Buyurun. Sayın arkadaşım bana teşekkür etmesi gerekirken... daha Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerime okuyamıyor. Efendim... böyle konuşamadıyım. Daha Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyup mana veremeyecek durumda olup da bu konuyu burada tartışamaz. فَاِنْ خَفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْدُرُ Ayet-i kerimedir bu. Buyurun. Bunu nasıl tartışır? Neyi tartışıyorsunuz efendim? Buyurun. Sayın doçent bu konuda bir... Olur mu öyle şey? Ben ayet-i kerimeyi analize ediyorum burada. Bak didik didik ediyorum. Ezbere. Böyle olur burada bu. Buyurun. Kendi kafasıyla ben yorum olmaz. Ayet-i kerimeyle yorum yapıyorum. Kendi kafayla olmaz burada. İslam ayette göre konuşuyor. Ayet-i kerime konuşuyor. Burada izahı var. Bak hoca oradadır. Bak o daha iyi Arapçasını bilir. Siz ne diyorsunuz? Bu birden pek de anlayamadım. Bir kavga çıktı. Sayın Öztürk. Sayın Bey. Buyurun. Tam niye kavga ettiklerini anlamadım sayın konuklar. Ne var? Eğer alınmayacaksanız söyler misiniz efendim? Efendim. Kişiye niye saldırıyorsunuz? Bana... İzin verir misiniz Sayın Öztürk? Tamam. Bura zaten. Sayın seyirciler. Dinlemek istiyor musunuz yoksa sıkıldınız mı? Onu arıyoruz. Onu merak, biz de arıyoruz. Sayın Öztürk, buyurun efendim. O kadar kolay değil doğruyu bulmak. Buyurun. Sayın Öztürk, buyurun. İzin verin. Tamam. Afiyet, doğru Sayın son Öztürk. Efendi beyninizle mutlu bir hayat sürmenizdir. Beyler izin verir misiniz? Teşekkür ederim. Sayın Öztürk, buyurun efendim. Şimdi efendim burada birkaç kişi burada bizim aile hayatımıza bile müdahale edecek şekilde provokasyon için gelmiş. Onların dışında ben burada bu 6 kişinin hiçbir radikal İslami meselede ihtilaf edeceklerini sanmıyorum. Zaten öyle bir söz yok ortada. Şimdi, aksine çok uyumlu bir 6 kişi var burada. Gayet o, efendi iyi anlaşıyor. O ayrı bir hadise. Ben Bayraktar Bayraklı hiçbir şekilde 4 hanımla evlenemezsiniz diye bir şey demedi. Ruhsatını verdik. O da demedi. Yalnız niye kavga ediyorlar? Kur'an zorlaştırıcı şartlar getiriyor. Ve Cenab-ı Hak tercihini bildiriyor dedi Bayraktar Bey. Bunda bir şey yok. Ona o da bir şey demeyecektir. Peki ben söyleyeyim. Ben neye takıldılar onu anlamadım. Onu ben de anlamadım. Siz anlamadınız. Peki bu kimse anlamadı. Evet, tamam ben anlatayım. Ben anlatayım. O zaman ben anlatayım da mesele anlaşılsın. Şimdi bir dakika kardeşim. Ya izin verir misin? Sayın Hoca kendisi anlatsın. Buyurun efendim. Sayın Bayındır. Şimdi ben buradayım. Nasıl olsa nasıl anladığımı ben daha iyi biliyorum. Şimdi burada Sayın Bayraktar Bayraklı Bey ayeti kerimeyi şey yaparken önce yetim kızlardan bahsetti. Sonra da işte erkekseniz şu hür kadınlarla evlenin gibi sanki Cenab-ı Hak işte meydan okumuş şeklinde bir şey ortaya koydu. Sonra da Allah-u Teala eğer adaletten korkuyorsanız o zaman bir hanımla evlenin hükmünü vermiştir dedi. Sonra bir başka ayet-i kerimede hanımlar arasında adaleti meydana getiremezsiniz dedi. O zaman sanki Kur'an-ı Kerim içerisinde bir çelişki varmış gibi bir hava ortaya çıktı. Sonra 4 kadınla evlenmeye cevaz şekline geldi. Burada bir hata var. Anladım. Şunu söyleyeyim bakın bu sevgi konusu ayrıdır.
siz iki evladınızı da aynı şekilde sevemezsiniz. Ama iki evladınızı eşit sevemiyorsunuz diye iki evladınız arasında eşit davranamayacaksınız anlamı çıkmaz. Şimdi oradan bu ilmi açıdan incelediğimiz zaman bu yorum da yani Allah adaleti yerine getiremeyecekseniz biriyle evlenin dedi ve adaleti yerine getiremeyeceğinizde bir başka ayete belirtti derken demek ki birden fazla evliliği yasaklamıştır. Hükmü ortaya çıktıktan sonra dörde müsaade şeklinde bir anlam vermeye şey yapıyor. Müsaade misiniz? Buyurun. Arkadaşım, bu konuyu dört başı mamur ben yıllarca verdim, incelemişim Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaşım isteseydi Nisa suresindeki ayeti kerime de şunu söylemesi gerekirdi bana cevap vermek için. Kel muallaka diyor. Siz evlenebilirsiniz ama bir kadını tıpkı taş salınır gibi bir tarafa atmayın diyor Allah-u Teala. Yani eşit davranamazsınız hem... Geçim standardı bakımından eşit davranamazsınız. Çünkü sevdiğinize fazla verirsiniz, yüklenirsiniz. Hem de fazla seversiniz anladım. Diye. Bunu ayet-i kerime koymuş ortaya. Şimdi yani. Daha ciddi bir konuya gelelim. Sayın Öztürk'le geçelim. Başlayalım. Tamam. Efendim konuyu değiştirelim. Sayın Öztürk eğer tabii sinirlenmeyecekseniz ve alınmayacaksınız ben korkmuştum. Ve size söz verdik ki evet, çok kızmayacaksınız. Efendim Kur'an yeniden tefsir edilebilir mi? Şimdi yeni biliyorsunuz Diyanet... Diyanet'te bir toplantılar yapılıyor. Bu konu görüşülüyor. Kur'an-ı Kerim yeniden tefsir edilebilir mi? Edilmeli mi? İslam tarihinde asırlar boyu kaç yüz tane tefsir yapılmış? Buna bir bakarsanız bunun cevabını görürsünüz orada. Kur'an-ı Kerim kendisini kendi yoruma açan kitaptır. Yalnız Kur'an-ı Kerim tefsir edilebilirden ne anlamak istiyorsunuz yani? Ya uzun Sayın Bayındır'a soralım. Diyanet İşleri böyle bir hareket başlattı. Biz özel olarak onu mu soruyorsun? Yani şunu Kur'an-ı Kerim, Siz... madem ki insanlığa bir daha peygamber gelmeyecek, vahiy bünyesinden bizim ihtiyaçlarımızı bundan sonra sürekli Kur'an karşılayacağına göre, Kur'an-ı Kerim'i güneşin batışında bıraktığımız yerde değil, doğuşunda yeniden ele alıp Kur'an'a bakmamız lazım. Yani tefsir edebiliriz. Elbette. Bütün dava Kur'an'ı keyfe uydurmamak. Yani, hadise bu. Sayın Özkan buyurun efendim. Evet. Siz ne efendim, düşünüyorsunuz? Bu sorunuzu mazur görün. Efendim insanlar yemek yiyebilir mi? Sorusu kadar basit ve anlamsız buldum. Sebebi şu. Sebebi ne? O yemeseydi zaten bu yaşa gelmez. İndiğinden bu tarafa bu o kadar çok yapılmış ki bugün kimse neredeyse sayısını belirtemez. Ama belirli bir zamandan beri yapılmıyorsun. Evet. İçtihat kapısı kapanmış. Diyanet ben yapacağım. Diyanette çalışmak da gerekmiyor. Çıkıyor filan adam ben yaparım diyor yapıyor. Peki ama yaptığı Kur'an'ın tam anlamını aksettiriyor, aksettirmiyor. İçinde hurafe var yok. Başka şeylerle onu açıklamak. Bunlar tartışılıyor. Zaten ta Zemahşeri'den yok İbn Abbas'tan tutup bugüne kadar bütün tefsirler tartışılmış. Zaten bu Dursun diye bir adam vardı öldü. Onun tartıştığı ve Kur'an'da çelişki var dediği de onun bunun yazdığı tefsirlerdeki çelişki. Kur'an'da çelişki bulamazsınız. Gerçekten kim buluyorsa gelsin, peki, alnını da boynunu da karışlayalım. Tamam peki yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebiliriz. Yani her çağ yeniden yorumlayabiliriz. Tabii efendim, buna kimse bir itiraz var mı? Diyanetin de tek elinde değil bu Ahmet Bey. Beceriyorsanız siz de yaparsınız. Nasıl anlıyorsam? Yani kendinizi veriyorsanız tabii efendim o gün. İki deveyi güdebilmesi için emanet edilemeyen adamlar, o kadar beceriksiz görünen adamlar Kur'an'ı anlamışlar da bugünkü insanlar bunca birikimiyle mi anlamayacak Ahmet? Kur'an Allah tarafından. Peki. Bakın Kur'an Allah tarafından diyor ki anlayasınız diye anladığınız dilden gönderdik. Yani Kureyşliler aranızda ticaretinizi, alışverişinizi, evliliğinizi öteyi beri hangi dille konuşarak birbirinize anlatıyor ve anlıyorsunuz? İşte Kur'an'ı da biz o diliyle gönderdik ki peki demeyesiniz bu kitap neden bahsediyor? Şimdi burada bir dakika, benim cehaletimi bağışlayın. Biraz yani bağışlanmayacak kadar fazla bu konu. Öyle mi? Yani en nazik konumuzda yani sizsiniz. Hakkı tavsiye babında söyledim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Yoksa kusur aramak için değil. Hayır, öğrenelim diye çağırdık. Bundan da hoşnut değilsiniz. Yok. Nasıl hoşnut? Yani çok şikayetçisiniz siz de. Neyse, şimdi şunu sormak istiyorum efendim. Ya anlayamadığım için tekrar söylüyorum, cehaletimi bağışlayayım. Bu biraz da tamam, yani kimse buyur. Kızmasın manasına geliyor. Kureyşler sizi anladığınız dilden gönderiyorum. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasından dolayı söylenmiş bir söz mü? Efendim ilk defa peygamber hangi
toplumdan seçilmişse Allah'ın kendisine değişmez sünnet ittihaz ettiği, kabul ettiği bir şey var. O kavmin diliyle gönderir. Şimdi başka bir ayette diyor ki o anlamadıkları dilden onlara bir şeyler söyleseydi, peki, o zaman derlerdi ki bu adam ne söylüyor? Bir anlayan olsa da bize buradan söylese. Başka bir tartışmamız daha var. Türkiye bir başka tartışmayı çok uzun yıllar yaşadı. Sonra bitti ama alttan alta sürüyor. Bu ezan meselesi. Yani anladığınız dil deyince... Şimdi Ahmet Bey, uzun yıllar Türkiye'de ezan Türkçe okundu. Allah aşkına bunu savunanların hangisi bir kere olsun camiye gitti? Hayır, bunu savunmak için diye efendim. Biz burada niye toplandık? Bilmediğimiz şeyleri insanlar anlasın. Efendim, slogan anladığınız mesabesinde bakın. Müslümanlar arası beynen milen lisan bu artık. Katmayın, elma ile armutu toplamayın. Toplanmaz. Ahmet Bey'e diyorum. Ezan parola... Ahmet Bey'e bir şey söylemek serbest zaten. Ezan paroladır. Parolanın tercümesi olmaz. Evet. Ezanı ben Endonezya'da da dinlediğim zaman bu ezandır diye anlamak zorundayım. Anlamalıyım. Bu Müslümanların kendi aralarındaki... Tabii. Psikolojik parolalarıdır. Bunu tercüme etmek ahmaklıktan başka bir şey değil. Peki. Neyini tercüme edeceksin? Bizim hacılar hacca gidiyor, geliyor burada diyor ki, meşhurdur. Ya bu Arapların birçok şeyi bizim gibi. Ezanları Türkçe diyor, Kur'anları Türkçe, namazları Türkçe, her şeyleri Türkçe, bir tek dilleri Türkçe değil diyor. O da olsa tam anlaşacak. Şimdi bakın bu konsensüs işte maşeri vicdan. Ezanı tercüme edeyim bu ne demektir? Ezan nedir? Ezan bir ezan namaza çağrıdır. Bunun tarih içinde İslam toplumlarının şuur altına işlemiş bir parola şekli vardır. Bunu tercüme ederseniz Müslümanı rahatsız etmekten başka hiçbir iş yapmazsınız. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le niye katıyorsunuz? Bir defa ezan Kur'an'ın bir parçası değil. Hayır, anladığınız değil. Kur'an-ı Kerim, yani... tamam. Kur'an-ı Kerim mesaj getiriyor. Ezanın mesajı parola olmasındadır. Ezanı eğer saygıyla karşılıyorsanız tercüme etmemeniz lazım. Kur'an'a saygınız varsa Kur'an'ı tercüme ve tefsir edeceksiniz ki herkes anlasın. Ama orijinali yerinde duracak. O tabii. Öbür, ezan trafik işaretleri gibi. Beynen bilen. Evet. O bir sadece bir sinyal, bir parola. Tamam. Adam beni namaza çağıracak. Ben onu anlamayacağım Endonezyacı olduğu için. Evet. Ve gidemeyeceğim. Tamamen tabii Yaşar Nuri Bey'in söylediğine ben de aynı şeyi söyleyeceğim, katılıyorum. Bu ezan ve namazın Arapça okunması, surelerin mesela namazda Arapça okunması ve ezanın Yaşar Bey'in söylediği bir hikmeti vardır. İslam birliğini insan bu şekilde hisseder. Mesela hacda bir araya geldiği zaman o birlik namazda ve ezanda aynı dili kullanmanın sağladığı birlik. Tabii bu ezan ve namazda surelerin Arapça okunmasının, ezanın da Arapça okunmasının şeyidir, sebebidir ve bunu elden vermemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in de aslını daima mealin yanında muhafaza etmemiz gerekir. Yoksa mealleri, tercümeleri, eşdeğer asıllar, milli metinler gibi mesela, çünkü bu noktada Hristiyan aleminde bazı ıstıraplar çekiliyor. Ellerinde tek vahye dayanan bir metin olmadığı için Yunanca ve Latince kitaplardan kendi milli dillerine ve çeşitli dönemlerde tercümeler yaptıkları için onlar bunun sıkıntılarını yaşıyorlar. Bizim yaşamamamız için ezan ve namaza zaten dokunmamamız lazım. O birliği elden vermemek için. Kur'an'ı ama tabii mutlaka anlaşılacak, hikmeti anlaşılacak bir kitap, anlaşılması gereken bir kitap olduğu için tercüme edeceğiz, meallerini yapacağız. Abi. Fakat aslının yerine ikame etmeyeceğiz. Peki. Şimdi, bir dakika izin verin. Bir dakika. Beni bilmiyor diye yakaladınız. Buradan bilen birisi çıktı. Evet. Şimdi diyor ki, siz bir şeyler söylüyorsunuz, o da bir şeyler söylüyor. Üstelik burada ayetler de var, çok iyi yakaladım. O zamanki kapanma, yani kadınlara kapanma emri. Bunu E. Coşkun
adını bilmiyorum, soyadı Coşkun olan bir seyircimiz buraya gönderdi. Siz mi? Ayetleri de göndermiş. O zaman diyor, mümin kadınlarla cariyeleri birbirinden ayırmak için örtünme emri vardır. Hayır, onu ben kabul edemem. Ahlaki ve bir takım ayetler kurallara dayanıyorsa, İslam'da zaten o manada cariye diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de kölelik müessesesi yoktur zaten. Köle kadın diye bir şey yoktur. Efendim? Şu tefsir halkasını tamamlasak... Hepimiz aynı fikirdesiniz, tefsir edilebilir miyiz? Sayın Bayındır'a sormadın. Ha, biz de başka bir şey söyleyeyim. Sayın Bayındır'a sormadın. Peki buyurun. Tamam. Değilirsin. He. He. Tamam. Tamam, değilsin. Veriliyor. Tamam, peki buyurun. Evet, Sayın Bayındır. Oradan başladığınız soru bitsin. Hayır, Diyanet'in, hayır, Diyanet söylemek görevlisi istiyormuş olarak. Hayır, Diyanet sor, çünkü tefsiri onlar yapacaklar. Evet, evet. Buyurun tamam, Sayın Bayındır. Tamam, tamam. Siz ne diyorsunuz tefsir için? Bir dakika, şimdi Sayın Albayrak tefsir için bir şey, pardon. Ezan için şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir tatbikat oldu. Hayır, tamam, herkes aynı fikir şimdi. Hayır, şöyle bir şey var. Ezan için bir tatbikat oldu. Ve Türk Ceza Kanunu'na da konmuş. Tanrı oğludur diye okunması. Fakat Tanrı oğludur diye kanuna koyanlar camiye gitmemiş. Gene Allahu Ekber dendiği zaman gidenler olmuş. Ama kanunla bunu oturtmadı. Demek ki halka mal olmuş bir takım inançlar var. Ya tamam, bir tanrı olarak herkes aynı tefsir ise, tefsir ise, tefsir ise, tefsir. Diyanet'in 1960'lı yıllarda tefsirde bir mali oldu. O devirde tartışıldı. 2-3 alimle. Şimdi ise gördüğümüz kadarıyla onun 5 alimle bu meal veyahut da tefsir yapılacak. Yalnız, yalnız. Eğer burada tabii 30 sene, 40 sene evvel televizyondan kimse bahsedilemez. Challenger'e kimse bahsedilemez. Ama bugün insanoğlu atmosferin dışına çıktı. O halde kozmografya ile, astronomi ile ilgili, semavatla ilgili geldiğimiz zaman ne bileyim, astronotların olması lazım. Peki, maddini Allah, bilen. Ben size daha da denizaltı. Bu bakımdan şimdi yeni herkes... keşifler karşısında Kur'an-ı Kerim'i yeniden tefsir edilmesi lazım. Bu bakımdan Diyanet bu doğrultuda eğer bir tefsir yaparsa doğru, yalnız. Peki ben size bir şey sorayım. Ne? Yalnız. Eğer denirse ki rejimle çatışan ayetlerin bugün bir şeysi varsa ve derlerse ki efendim Mekke ayetlerini kabul ederiz de Medine ayetlerini kabul etmeyiz veyahut da onları tam tefsir etmeyiz de ötekileri rejime uydururuz. Mesela her yerde olur. Mesela askeri dönem zamanında gelse adamın bir tanesi tefsir yapmış. O ayeti gelimede Estağfurullah. Peki ben bir şey sorayım size. Bakın bakın bir tane. Bunun temelini soralım. Biri Diyanet işleri İslam'a uygun mu? Biri tefsir yapmış. Hayır, hayır, temelini söyleyin. Diyanet işleri, yani laik bir devletin yönetimindeki bir din teşkilatı İslam'a uygun mu? Bunu bilemem. Yani ne yapacaklar? O şunu söyleyeceğim. 12 Eylül sonrasında adamın bir tanesi tefsir yapmış. Ve inne cunden alehumul galibun. Bakın Allah buyuruyor ki mutlaka bizim ordumuz galip gelecek. Adam diyor ki ben askeriyeden buradaki bu silah kuvvetleri demektir bu. Bizim ordumuzdur diyor. Galip geldi diyor. İşte böyle bir tefsir olursa korkunç olur. Tamam, peki siz ne diyorsunuz Sayın Bayındır? Ben şimdi şunu söyleyeyim. Bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir mensubuyum ve her hafta Cuma günü Süleymaniye Camii'nde vaaz ederim. Sayın Albayrak'ın endişelerine ben şimdiye kadar hiç şahsımda böyle bir endişe duymadım. Yani Kur'an-ı öyle Kerim, vardır demiyorum. Müsaade buyurun, bir anlatayım. Eğer bir şey olur ise. Vardır meselesi değil. Ben Süleymaniye gibi gözde olan camilerden birisinde vaaz ederken Kur'an-ı Kerim'de bulunan herhangi bir şeyi anlatmama gibi, şu ayeti atlayalım gibi bir endişeyi hiçbir zaman taşımadığım gibi vaazlarıma bakanlar gelmiştir, milletvekilleri gelmiştir, Diyanet'in bütün mensupları gelmiştir. Şimdiye kadar herhangi bir kimsenin bana şu ayeti niçin anlattın dediğini de hatırlamıyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin olduğuna ben katılmıyorum. Kendi hayatımı örnek göstererek söylüyorum ama olabilir. Ben siz hayır, üye misiniz? Yani, siz tefsir, bir dakika. Hemen tefsir konusunda. Bir dakika, siz hayır, üye misiniz? Bazı ayetler... Bir dakika, siz Sayın Albayrak, izin verirseniz... Söyleyeceğim, ben müşahat misal vereceğim. Müşahat misal vereceğim. Madem ki beyefendi öyle bir şey söylediler, okuduğum liste içinde bir öğretim üyesinin 1974 sanıyorum Cumhuriyet'in 50. yılı mı oluyor? 73'lerde bir dergi çıktı. O dergide bu öğretim üyesi doçentti. Aynı yazdığı şu. 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile Hulefai Raşid'in dönemine döndük. Çünkü Hulefai Raşid'in dönemi Cumhuriyet dönemiydi. Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı böyle görülmediğiniz zaman o tefsir tefsir değildir. Peki ben şunu söyleyeyim. Şimdi başka eğer bir konuya, o kimseler daha temel bir konuya geçelim olmaz ve zaten bitiyoruz. Sayın
Özkan, sizden başlayalım. Şimdi faraziyelerden hareket ediliyor. İzin verir misiniz? Faraziye kaynak ilahiyat fakültesinin yanında, 50. yıl yanında bu ya var. Bir başka müfessir ne diyor biliyor musunuz? Tefsir Sayın Altan lütfen şunu söyleyin. Bir başka öğretim üyesi diyor ki. Hayır bir dakika. İzin verir misiniz? Çok İslam'a saldırı var bu meselelerde. Çok tekile iniyorsunuz. Yanlış saptırmalar var. Tamam. Çok temeli yani daha temel. Temel meselesi değil. Orada bir konu şey yapıldı onun için cevap verdim. Tefsir konusuna. O kafalı insanlar varsa o tefsir olmaz. Müsaade buyurun müsaade buyurun. Tefsir konusunda çok güzel Sayın Öztürk, Sayın Hatemi ve burada iki zevat çok güzel şeyler söyledi. Ben bir şey ilave edeceğim. Aynı fikirde misiniz? Bakın tefsir tabii mutlaka yapılmalı. Bir tefsir yapıldı, bittiği an eskimiş olur. Yenisi yapılması gerekir. Evet. Sürekli bir tefsir, yeniden yorumlanmalı. Sürekli yenilenmesi lazım. Bu şeye benzer. Bir insan, Allah'ın yarattığı insan bunun üzerine o kadar çok ilimler çalışıyor ki edebiyatı, felsefesi, biyolojisi bilmem tıbbı falan. Ne kadar araştırma tamam. yapıyorlarsa da yetmiyor. Onun için Kur'an tefsirinde öyle 50-60 kişi değil, bir üniversite, şimdi, bütün üniversitelerde uğraşsalar gene de sonuca varamazlar şimdi gelelim, ama en, uğraşmalılar. En kritik, en tehlikeli, en zor ve en son konuya. Evet, evet. İslam ve laiklik, Müslümanlık ve laiklik. Evet. Bir arada bulunabilir iki kavram mıdır? Asla. Neden? Laikus kelimesi ruhban olmayan manasına geliyor. Ruhban ise ta eski Yunan'dan beri, diğer kavimlerden beri aslı olmayan ilahlarla insanlar arasında ilişki kurmakla kendini görevlendirilmiş insanlar anlamına geliyor. Ruhban, rahibin çoğulu. Bu görevi olmayanlara da laik deniyor. İslam'da böyle bir görev bulunmadığı için yani Allah'la insanlar arasında ilişkileri belirlemek insana ait değil. Allah'ın kendisi bunu yapmış, vahiy gönderdi. Yani bu itibarla laiklik kesinlikle İslam'ın tanımadığı, tanımasını mümkün olmadığı bir kavram ve İslam'a tam taban tabana zıt. Sayın Bayındır, siz ne diyorsunuz? Ben vakadan hareket etmek istiyorum. Sayın Özkan olayın ilmi tarafını şey yaptı. Laiklik dediğimiz zaman bizim önümüzde bir 1982 anayasası var. Yani yazılı metinler var. Şimdi birçok yerde değişik şekillerde bu algılanabilir. 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde laiklik devletin özelliği olarak anlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor. Anayasanın 24. maddesinde de vatandaşın dindar olabileceği yazılıdır. Dolayısıyla anayasaya göre laiklik devletin bir özelliğidir. Ve anayasanın girişinde de Sayın Hocam da galiba şimdi anayasa var. Değil efendim. Şimdi dine göre. Hayır efendim. Şimdi ben onu ortaya koyalım da ondan sonra dine göre hükmünü verelim. Yani evvela laikliği bize nasıl yazılı metinler takdim ediyor ve hükmümüz ne olacaktır? Peki buyurun. Anayasanın girişinde de diyor ki laiklik ilkesi gereği kutsal dini duygular devlet işlerine karıştırılamaz. Yani kutsal dini duygu devlet işine karıştırılamaz ne demek olur? Ben bir yerde ihale açmışsam sen Hristiyansın giremezsin diyemem. Bu bir çünkü duygu olarak söyleniyor. Anayasa açıkça işte hukukçu hocamız burada. Anayasa diyor ki devlet laiktir, vatandaş laik değildir. Dolayısıyla burada bir şeye gerek yok ve bu devletin laik olması demek de vatandaşlarına hizmeti götürürken din ayrımı yapmaması demektir. Bu manada bugünkü anayasada mevcut olan şekliyle bizim zaten insanlarla ilişkilerimizde onların dinlerine bakarak bir ilişkide bulunmamız söz konusu olmamıştır tarih boyunca. Anladım. Ama maalesef Ahmet şu var Sayın Altan, şu var. Yani yazılı metinlerde bana göre hiçbir problem yok laiklik konusunda. Fakat insanların zihinlerinde bir problem. Siz, Ahmet Bey bakınız. Bakın ne diyoruz yani hiçbir problem yok. Nasıl yaşar? Ana konumuz evet. Bu. Geçen hafta evet. Da bu hafta da devam ediyor. Müslüman, Müslümanca yaşar. Müslümanın aile hayatı da İslamcı olur. Yemesi, içmesi de, oturup kalkması da, konu komşusuyla muaşereti de, devlete karşı tavrı da, devleti de İslam'a göre olur. Başka türlü olmaz. Kesinlikle bunu ayıramazsınız. Ayırmanız demek, hakimiyeti Allah'ın bir kısmını elinden almanız demektir ki Allah-u Teala böyle bir şeyi asla affetmez. Siz Allah olsanız haşa, kabul eder misiniz hakimiyetinizin bölünmesini? Beni karıştırmayın. Ben olsam etmem efendim. Allah-u Teala hiç etmez. Şimdi olur mu öyle şey?
Sayın Öztürk. Evet. Filan konuda dediğiniz doğru ey Allah'ım, falan konuda tınmıyorum onu. Böyle kulluk olur mu? Yalnız yani olaylara bakışımız çok farklı yani. Onu efendim şey rejim lazım. Perspektifinden ben bakmakla bugün, Sayın hayır, Bayındır. Rejim perspektifiyle tamam mı? Hiç benim alakası gibi, bu yok. Ben yazılı metinlerden. Ben senedir çeken toplam 163'ten 10 sene 3 ay hapis almış 7 cezaevinde yatmış bir insanın anlatımı elbette farklı olacak arkadaşlar. Sayın Özkan. Müsaade buyurun. Ben şunu söyledim. Yanlış anlaşıldı. Sayın Özkan tarafından da yanlış anlaşıldı. Türkiye'de laiklik konusunda iki şey var. Bir, anayasadaki şekliyle laiklik. Anayasadaki şekliyle laikliğin Müslümanlar açısından bir problem doğurmadığı kanaatindeyim ve onu lütfen siz maddeler olarak anayasadaki şekliyle problem yok. Ama insanların zihninde... Siz ne diyorsunuz? İnsanların zihninde ve tatbikat olarak laiklik derseniz Sayın Bayındır, o zaman doğru. O zaman sizin dediğiniz doğru. Onun gerekçelerini de yıllar önce okumuşuz babam. Hukuk felsefesini de okumuşuz. Bu anayasa hangi felsefeye müstiniden yapıldı onu da biliyoruz. Arkadaşım yapmayın. Sayın Albayrak siz ne diyorsunuz? Bir şey demek istiyorsunuz galiba. Evet diyeceğim şöyle. Adamın biri adamın biri değil. Lütfen, lütfen, ben böyle konuşuyorum, lütfen. Lütfen, Bursa kestaneline girmiş. Çok güzel Bursa kestanesi yemiş. Ama sahibi varmış. Adam bunu yakalamış, dövmüş. Adam bir tarafta yediği dayaktan, bir tarafta kestanenin tadından hafif söylenip duruyormuş. Ah bir padişah olsam. Ah bir padişah olsam. Padişahın adamları da duymuşlar, bunu getirmişler padişaha. Demişler ki bu senin padişahına göz koydu. Padişah da tabii espri anladı. Demiş ki sen benim padişahıma göz koydun. Evet dedi. Ama ben senin gibi sürekli kalmak istemiyorum. Ne kadar? Elimde sopa var. Havaya atacağım. Yerin düşene kadar padişahlık istiyorum. Verdim sana. O da attı sopayı havaya. Bursa kestaneli vakıf demiş. Şimdi Ezzit'ten daha işlemiyor han. Benim elimde gelse ben de diyeceğim ki sopayı atacağım. Müslümanlar... Laiklik mülgadır diyeceğim ben. Laiklik mülgadır. Niye? Kaldırıyorum. Çünkü... Ercüment Bey'in olduğu gibi, geçen hafta da söyledim, bu laiklik maddesinden benim çektiğim, hani pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Şimdi, bu nasıl bir şey? O zaman şöyle olur, şöyle olur. Laiklik bir vakıa. İslam da bir vakıa, Firavun da bir vakıa, Hazreti Musa da bir vakıa, Hazreti İbrahim de bir vakıa, putlar da bir vakıa. Peki, Sayın Öztürk, ben böyle değerlendiriyorum. Onu soruyoruz. Evet olamaz, onu olamaz. Soruyoruz. Hayır, yani, çok. Yani laiklik. Sayın Özkan öyle diyor. Ayrı Sayın bir Özkan ne diyorsunuz? Laiklik ayrı bir seyircilerimizden ya siz Fenerbahçeli yani, olabilirsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim ki. Ben şunu söyleyebilir miyim? Buyurun Sayın Atatürk. İkisi birden olmuş. Bir dakika. Öyle şey. Sayın seyirciler. Evet. Sayın seyirciler. Laik olan Müslüman olamaz. Hayır laik olmak devlete ait bir şey. Terimler doğru kullanılmıyor. Evet. Laik olan Müslüman olamaz mı sorusunda bir yanlışlık var. Çünkü laiklik bir rejim meselesi. Fert laik olamaz. Onun için laik olan Müslüman olamaz mı diye bir soru da sorulmaması lazım. Hayır. Yani, çünkü mesela birisi yüksek yetkili bir zat şöyle demişti. Laik... Ya bir dakika izin verirsen... Soracaksınız ama bu bitmeyecek. Biz izin verin. Sayın Hatemi bir anlatsın. Laiklikle bir Müslümanlık nedir? Bir dakika. Buyurun. Yüksek yetkili bir zat şöyle demişti. Hani laik olmayan insan bile değildir. O da yanlış kullanmıştı terimi. Başka şey kastediyordu. Öyle zannediyorum ki vicdan hürriyetini kabul etmeyen başkalarının inanç hürriyetine saygı göstermeyen demek peki istiyordu. Fakat laik olmayan... Şöyle bir soralım. Laik bir devleti savunabilir şimdi mi bir gelelim Müslüman? Aslında arkadaşımız şimdi onu söylemek istiyor. Şöyle diyelim. Şimdi bu terim aslında Türkiye'de bunu gerçekten tartışacak kadar, bütün boyutlarıyla tartışacak kadar fikir hürriyeti olduğunu zannetmiyorum. Sorun oradan kaynaklanıyor. Fakat şunu söyleyeyim, laikliğin iki anlamı vardır. Birisi Sayın Ercüment Bey'in belirttiği gibi şekli anlamı,
O tarihi sebeplerle Hristiyan aleminde doğmuştur. Kilisenin ayrı bir tüzel kişiliği olması, devletten ayrı bir tüzel kişiliği olması. Ama buna rağmen iki kılıç teorisi vardı. Devlet de dini değerlere bağlıydı. Yani o da Hazreti İsa'nın temsilcisi olduğunu iddia ediyordu. Yani maddi anlamda laiklik Hristiyan dünyasında da yoktu. Şekli anlamda laiklik o zaman da vardı, bugün de vardır. Maddi anlamda laiklik yoktu. Bugün de yoktur. Mesela Batı Almanya'da. Peki, yani şunu sorayım. Bir siyasetçi ben Hazreti İsa'nın dağdaki vaazindeki değerleri gerçekleştirmek istiyorum derse dini siyasete adet etmiş olmaz. Çünkü gene insanlığın ortak değerleri söz konusudur. Onu gerçekleştirmek lazımdır. Sayın Altemir, şimdi gelelim maddi maddi anlamda laiklik İslam'da da yoktur, Hristiyanlık'ta da yoktur. Peki, bir dakika. Tamam. Laikliği, laikliği herkes... Sakin olun, sakin herkes olun. Bir anlamda kullandığı için... Oturur musun lütfen? Herkes bir anlamda kullandığı için... Bir dakika. Beyler, bari... eğer dinlerseniz... Bari biz beyler, kendi aramızda tartışabileceğimizi gösteririz. Beyler bir saniye ne olursunuz? Yani biz bari lütfen kendi aramızda tartışabileceğimizi gösterelim. Tabii. Madem ki cesaret ediyoruz, fikir hürriyeti yoktur dedim aslında. Sosyolojik bakımdan yoktur bir bakıma. Çünkü 163 kalksa bile anayasada karşılıyor. Anayasanın 24. maddesinin son fıkrası kalmıştır. 163 pencereden girebilir. Peki tamam bu doğru. Hayır yalnız, izin verin. Ya soracaksın izin verin. Yalnız şunu şöyle söyleyeyim. Sayın buyurun Sayın Özkan. Duruluyor şimdi. Söyle, komisyonda onu da ifade edelim. Yalnız şunu söyleyelim. Maddi anlamda laiklik zaten mesela Batı'nın problemi değildir. Sayın Özkan. Sayın Hatemi affedersiniz. Şimdi Hristiyanlık Batı'da neden serbest biliyor musunuz? Hadım ağasının haremde gezmesi neden serbestse aynen o sebeple. Aynı gerekçeyle serbest efendim. İslam gibi hayatın tümünü kapsayan ve her alanı tedbir etmeye gücü yeten iktidar sahibini haremin kenarından geçirmiyorlar. Ama onun için yasak. Maalesef serbest, bazı Hristiyan ülkeleri ama bazı Hristiyan ülkelerinde onlar o gerçek değişmez yüce değerler adına daha iyi karışıp hiç değilse cesaretle fikir belirtiyorlar. Bu yasak olmamalı. Yani ben şimdi adalet yeryüzünde gerçekleşmelidir, sevgi gerçekleşmelidir, yaratıcı sevgiden kaynaklanan adalet değerini bize belirtmiştir desem, dini terimler kullandığım için laikliğe aykırı hareket etmiş, suç işlemiş mi olmalıyım? O fikir, yani fikir... Onu demek istiyorum. Bu şekilde anlaşılacak bir laiklik tabii İslam'la bağdaşmaz. Ama laiklik terimini çok defa arkadaşın da yaptığı gibi vicdan hürriyeti anlamında alıyor halkımızın çoğunluğu. Vicdan hürriyeti de tartışılmaz bir şekilde İslam'ın esasen müessesesi. Sayın Öztürk. Bunu izah edersiniz. Dünya eder. Dört kitapta dört peygamber. Dünyaya tamam. En iyisini, en alasını, en Sayın Öztürk. Tamam bize çok. Misiniz? Sayın Öztürk. Sizin peki çok güzel. Arkadaşa yerimizi verelim birimiz. Ben Ahmet Bey. Sayın Öztürk, buyurun. Hayır, bunlar arasında biraz konuşur musunuz? Bunlara da değinir misiniz? Sayın Öztürk. Bitirdiniz mi? Bitirdim. Evet, bitirdim. Çok güzel. Sayın Öztürk, buyurun efendim. Şimdi benim kafam başka bir yere takılıyor. Nereye? Şunu düşünüyorum. Bu ülkede laikliğe yemin etmiş 400 küsür insan var. Evet.
değil mi? Koruyacağına kolu. 450 mi? 450. Daha fazla tabii. Şu anda 15 tane eksik. Evet. Öldüm. Şimdi bu insanlar bu kavram üzerine yemin ediyorlar. Namuslarını da ortaya koyarak. Susarsanız dinlerseniz beyler lütfen, ne olursunuz ya, ben de sıkılıyorum. Evet. Bunlar bu kavramı bilmeden mi bunun üzerine yemin ettiler? Biliyorlar da bile bile mi bunu yaptılar? Bence bunalımın esas kaynağı orasıdır. Ben senelerden beri bir ilim adamı sıfatıyla belki 20 defa bu laiklik konusunu çeşitli branşlardan insanlarla tartıştım. Bu bir çerçeve kavram. İçine ne dolduruyorsanız o oluyor. Şimdi oradaki genç diyor ki ben laiğim, laikler Müslüman değil. Ben şimdi ona Müslüman değilsin nasıl diyeceğim kardeşim? Ama Diyanet var. Bir dakika ya, lütfedin konuşalım. Öbür tarafta adam bir peygamberimiz böyle dedi diyorum. Diyor ki şimdi ben laik bir insanım, çağdaş bir dünyada peygamberimiz dedi diye söze başlanmaz. Adam A dediğim zaman Allah diyeceksin diyor, beni çağ dışı görüyor. Şimdi bu adamın kafasındaki laiklikle ben Müslümanlığı bir kefeye nasıl koyacağım? Şimdi problem buradadır. Bakın, bu ülkede bir defa İslam bilinmiyor. İslam'ı biz tarih içinde karşılaştığı bir yığın putperest örfün içine soktuğu bir takım yanlışlarla tanınmaz hale getirdik. Bir defa biz İslam'ı bir bilmemiz lazım. Peki, bu bir. Soru şu, Kur'an-ı Kerim başka bir anayasaya izin veriyor mu? Şimdi bakın. Ben yani temel yapı olarak, çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hayatı tanzim etmiyor mu? Oraya geleceğim. Yani kesin kesin. Başka bir anayasaya izin veriyor mu? Üstünlüğü kendisinden başka kimseye tanımaz efendim. Efendim? Üstünlüğü Kur'an kendisinden başka hiçbir şeye tanımaz. Evet, peki şunu sorayım size. Bir İslam, yani ama Türkiye'de değişik bir Müslümanlık yapısı çıktı diyebiliriz. Yani bu insanlar Allah'a inanıyor. Kimse demin tarif edildiği gibi konuşmanın başında kafir değil. Kimse Allah'ın emirlerini reddetmiyor. Ama dinle devlet işlerinin ayrıldığı bir düzende yaşamak istiyorlar. Türkiye'deki Müslümanlar kuyruğu kanatları kırpılmış kuş gibi. Kuşusan haydi uç, uçamıyorum. Rejim, siyasi rejim 70 yıldır İttihat Terakki Osmanlı'nın son devrini de katabiliriz de resmen ve fiilen ve alenen Mustafa Kemal'le beraber resmen İslam'ın üstüne böyle karganın civcivin üstüne çöktüğü gibi çöktü, Müslümanların zaafından da yararlanarak ve istediği biçime bir kuşa dönderdi halk deyimini. Bugün baktığım Müslüman ne kuşa benziyor, ne deveye benziyor, ne bir şeye benziyor. Buyurun. Mümkün olduğu kadar şeyi, bu son zamanlarda körüklenmek istenen çatışmayı çatışmaya fırsat vermeyecek şekilde heyecanlanmadan konuşalım. Bu konuşmaların çok tepkisi oluyor çünkü dışarıda. Şimdi efendim ben bu konuda... Ha, ne diyorsunuz? Şimdi tabii bir hukuk bağında... Artık yavaş yavaş kapatıyoruz yalnız. Evet. Laiklik Fransız... Geçelim. Fransız ihtilaliyle gelen fikirlerin eğer oradaki anlayışıyla biz Allah'ı göğe bıraktık, bizim işimize karışmasın tarzında alınırsa bu yanlıştır. Bu İslam'la bağdaşmaz efendim. Böyle bir görüş yok ama Batı'da böyle çıktı. Bugün dünyada Fransa'dan başka hiçbir anayasada laiklik yoktur efendim. Fransa anayasasından başka hiçbir anayasada ben incelettim yoktur. Şimdi başka bir manada alırsak bunu. Laiklik kelimesi bir beşer düşüncesinin ürünüdür. Kur'ansa Allah ürünüdür. Bunlar bir defa mukayese edilmez. Bunlar bir defa tartışamazsınız. Yani elma ile elmayı tartışırız, armutla armutu tartışırız. Armutla elma mukayese edilmez. Kadın elbisesiyle erkek elbisesi mukayese edilmez efendim. Birisi beşer ürünüdür, birisi Allah'ın ürünüdür Kur'an-ı Kerim. İki, eğer laiklik devletin diğer inançları koruma, dinliyor musunuz efendim? Hı-hı. Diğer inançları koruma manasında alınıyorsa, bu peygamberimiz tarafından en güzeliyle Batı'da orta çağ varken en güzel tatbik edilmiştir. Mesela peygamberimizin döneminde bir Yahudi suç işliyor, getiriliyor peygamberin huzuruna, çünkü reis de o, kadı da o. Seni diyor Yahudi hukukuna mı göre cezalandırayım Tevrat'a göre, yoksa Kur'an'a göre mi?
Tevrat'ı istiyor, Tevrat. İşte sana bugün dünyanın bile modern hukukunun gelemediği nokta budur işte. Yani laik olabilir İşte budur işte. Yani, müsaade buyurun, müsaade buyurun, bakın. Yani laiklik kelimesini başka manada alırsak bunu dünyaya biz öğrettik. Yani başka manada ne alacağız, bunun bir manası var. Budur işte manası, budur. Bugün bana söyleyebilir misiniz, gideceğim ben Almanya'da bir suç işleyeceğim. Alman hükümeti bana diyecek ki mahkemesi sen Türk hukukuna göre müsaade buyurun. Yoksa Alman hukukuna mı göre bu kadar ruhsat hürriyeti verir mi? Vermez. Mesele i̇şte, çok basit. Sayın Özkan çok bunu net söylüyor. Buyurun. Ondan başka kimse net söylemiyor. İzah edeyim. Bakınız. Müsaade buyurun. İslam'da laiklik hürriyet manasına alınıyorsa, yani ferdi hukuka göre davranış biçiminde, düşünce biçiminde alınıyorsa, mesela bakınız. İslam'a göre İslam insanın şeyine kadar girmiştir. Banyosuna kadar girmiştir. Bir insan hanımıyla ilişki kurduğu zaman da yıkanır der. Emirdir bu. Ama ister yıkanır ister yıkanmaz. Burada İslam illa da banyoya gireceksin demez insana. Yıkanan yıkar, yıkanmayan yıkar. Bu da ruhsat vardır. Laiklik bu manada alınıyorsa. Yani şimdi tatbikat laikli, hürriyeti, Sayın Bayrak, düşünce hürriyeti olarak alınırsa tamam. Basit. Yani dinle devlet işini ayrı tutmak. Özkan diyor ki buna İslamiyet izin vermiyor. Kesin kesin. Niye benim dediğimi anlamıyorsun? Bu ceza kanuna girer, bu işi çok konuşmuyor. Hayır, onun için... şöyle diyorum. Yüce ve değişmez değerler vardır. Beyler bir dakika. Din de esasen geçen konuşmamda söylediğim gibi Allah katında din İslam'dır ayetinin belirttiği, zaten peygamberleri aynı olan, tahrif edilmemiş tek din ki son peygamberi Resul-i Ekrem'dir. Bu din esasen bütün insanlığın ortak mirası olan yüce ve değişmez değerlerden bahseder. Bunları temel ilkeler olarak koyar. Bunlar esasen her dünya anayasasının açıkça yazılmış olmasa bile üstün değişmez değerleridir. Onun için İslam'dan yanlış bir korkuyla bu laiklik terimini sanki bu korkunç İslam'a karşı bir set olarak kullanmaya gerek yoktur. Şunu söylemek gerek. Mesela sizin anladığınız İslam anlayışı yanlıştır. Ben şöyle anlıyorum, tartışalım doğru ortaya çıksın. Yoksa İslam haddi zatında kötü ve korkunç bir şeydir. Ama biz oportunistçe, madem ki halkımız Müslümandır, çoğunluğuyla oportunistçe hem idare edelim hem de onun karşısında şu öyle bir mevcut set hükümet koyalım. Sayın Hatem aynı şeyi yapıyor. Ezan sesine hayranlığından mahvolanlar hiçbir gün ömürlerinde acaba abdest i̇şte alınmaz mı kıldılar? Şimdi bu üslupla söylemeyelim ki hemen yumuşatalım. Başkaları ifade etmesin. Bir Sayın Tansu Çiller diyelim. Ne olur şu hayran olduğun ezandan sonra bir kollarını çemle abdest al daha bir namaza dur kızım diyelim. Tamam mı? Dinleyeceğini mi sanıyoruz? Öyle söyleyelim ki onlar da gelsinler. Yani İslam bir yaşam biçimidir. Şöyle, laiklik de bir yaşam biçimidir. Bunlar bir vakıadır. Tamam. Ama Türkiye'de yapılan şu, laikliğin şemsiyesi altında bir İslam, hayır. O zaman denir ki, beyler, laikleri İslamileştirelim. Ahmet Bey hep benim şeyime, obstrüksiyonlarda bulunuyor. Kavga edecekler birbirleriyle. Onlar dürbündekiler dursun. Evet. Şimdi Türkiye'de tatbik edilen şu, laiklik bir yaşam biçimidir, İslam da bir yaşam biçimidir. Bunlar bir vakıadır. Ama Türkiye'de geçerli olan yaşam biçimi laik düzendir. Ve resmi ideoloji Müslümanları ve İslam'ı laikleştirip şemsiyesi altında bulundurmak şimdi istiyor. Soru diyorum şu, ki, eğer bir İslam devleti olursa insanların laik bir sistem istemesine izin verecek mi? Ne olmamış mesela bir dakika. Hayır. Bir dakika. Farazi vakalarda olmaz. Bazen konularda emniyet konuşan Özkan. Yeryüzünde gelmiş geçmiş evet. Tarihin yazdığı ve günümüzde gördüğümüz hiçbir devletin iki sistemi, üç sistemi yoktur. Eşyanın tabiatıdır bu. Her devletin kendine mahsus sistemi vardır. Filan adam ben İngiltere'de arabamı soldan gidip arabamla soldan geliyorum. Ne var ben Türkiye'ye geldim gene öyle yaparım diyemez. Türkiye'ye arabasıyla girecekse metazori sağdan gidecek, sağdan gelecektir. Aksi takdirde her şeyin altı üstüne gelir efendim. Yani siz ben Hristiyanım, kıçımı başımı açarım. Açamazsın efendim, sen de dişi değil misin? Açamazsın.
Peki, yani yalnız Müslüman Müslümana bakıp mı şehvet duyuyor? Yok, gavur yani... Müslümanı yok dişinin erkeği. Şimdi, Sayın Özkan bu... bu kadar basit bir şey ben. Şimdi... Ayrıca bir şey söyleyeyim. Yani bu devlet, bakın Ahmet Bey, müsaade buyurun beyler. Bu devlet, biz iki Müslüman aramızdaki ihtilafı bu devlete başvursak desek ki biz Allah'ın Kur'an'daki hükümlerine göre bu ihtilafı çözmek istiyoruz. Hayır. Bize müsaade edin. Hatta hakim de bizim gibi şimdi, düşünse dahi mevcut kanunların dışına çıkıp hüküm verebilir mi? Verirse bu hüküm mesmu olur mu yani efendim? Yani siz diyorsunuz ki bir İslam düzeni kurulursa evet, o laikliği savunan insanların savunmasına izin vermez. Ne nasıl demek ama laikliği düzeni yani, savunmasına? Yani İslam devleti kuruldu. Hayır. Ahmet Bey. Hayır. Ahmet Bey. İslam'ın bakın gayrimüslim olanlar için tanıdığı hukuk var. Gayrimüslim değil. Adam Müslüman. Tamam laik de gayrimüslim efendim müsaade buyurun. Bildiği konuştuk deminden beri. Laik gayrimüslim. Nasıl kim laik değil gayrimüslim diyor. Açık kitapta. Ama niye? Yani açıkça. Kullandığımız Avrupa'da Fransa'ya. Terim şu efendim. Terim şu manada kullanılıyor. Çok açık Ahmet Bey. Laiklik bu çok karışık bir tanım değil. Dinin devlet işine, devletin din işine karışmaması. İslam'da devlet dine fakat, de karışır, din de devlete karışır işte, efendim. Bakın, devleti din düzenler. Anayasa şöyle diyor, devlet demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Evet. Sosyal devletin ne olduğunu anlayabiliriz. Hukuk devletinin ne olduğunu anlayabiliriz. Demokratik hukuk devletine de ya, hukuk devletinin değişmez temel ilkelerine bağlı olmak şartıyla demokrasiyi yani yüce ve değişmez değerleri de değiştirme anlamında almamak şartıyla demokratik devletin de ne demek olduğunu anlarız. Ve bundan sonra şu tespiti yapmamız lazım. Bu laik terimi işte şeyden korkulduğu için yanlış anlaşılan, yanlış yorumlanan, öcüleştirilen, korkunçlaştırılan, İslam'dan korkulduğu için konmuş bir terimdir. Bunun kalkmasıyla, bu terimin kalkmasıyla eğer gerçek bir o yüce değişmez değerlere dayanan bir düzen gelecekse ki anayasaya bakarsak bugün de zaten öyle olması lazım. Gerçek bir hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, demokratik hukuk devleti öyle bir düzen gelecekse bundan korkulmamalıdır. Sayın, çok başka bir şey söyledi Sayın Özkan. Dedi ki, yanlış anlamadıysam, laikliği savunan gayrimüslimdir. Efendim, şimdi öyle hem laikim hem Müslümanım diyen ya sopa yememiş ya say saymasını bilmiyor Ahmet. Ha kes bu. Ben bu konuda hüküm Allah'ın yok söylemeyelim. Şimdi bakın. Bir dakika. Yani Müslüman laikliği savunamaz mı? Laiklikten ne anladığınızı... Marksizm mi savunamaz mı? Laiklikten ne anladım deminden beri söylüyorum. Herkes aynı şeyi anlıyor. Bunun tarifi basittir. Marksizm mi savunamaz mı? Marksizm savunamaz mı? Savunamaz tabii. Müslüman Marksizm savunamaz. Dingo'nun ahırı mı burası? Herkes aklına eseni savunsun. Olur mu öyle şey? Evet. Peki başka ne deriz? Hiç yani Müslüman bir düzende Müslüman Müslümanlıktan başka Müslüman bir şey savunamaz. Müslüman olmayan inancını muhafaza eder ama o ülkede mer'i olan hukuk neyse Müslüm gayrimüslim dinli dinsiz demeden ona uymak zorundadır. Nitekim ben Müslüman olduğum halde ümmüme çöküyor laik cumhuriyet beni kurallarına kanunlarına uyduruyor. Sayın Özkan şunu söyler misiniz? Ben de devletim İzin geldiğinde verin. Aynı işi İzin yapacağım ve... efendim. Aa otur bir dakika. Peki yani siz şunu söylüyorsunuz. Bu konuşmanın başındaki konuşmalara hiç benzemeyen bir konuşma oldu. Çünkü biz konuşmanın başında şöyle bir şey konuştuk. Müslüman diğer Müslümana müdahale etmez ama devlet biçimine girince galiba müdahale ediyor. Tabii efendim. Müslüman bir devlet, İslam devleti kurulduğunda Marksizmi, laikliği ya da bir başka şeyi savunan herkesi cezalandıracak öyle mi? Hayır. Yok. Ne yapacak? Düşünce şimdi, hürriyeti müsaade buyurun Ahmet Bey bak. Mesele şu. Bu kadar aşikar. İnsanlar bir toplumda anlamak için. Ahmet Bey. İnsanlar bir toplumda nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu Allah'ın değişmez kurallarından birisi. Sosyal kurallarından. Yani şu ülkede yaşayan insanlar İslam'ın üstünlüğüne inanırlar. İnananlar diğerlerini de ikna yoluyla, hakkı tavsiye ederek
maruf ile yani güzelle emredip kötülükten sakındırarak genel bir kamuoyu meydana getirirler ise burada rejim yeryüzünde kimsenin mani olamayacağı şekilde İslami devlet fena haline girer. Ve İslam'ın kuralları hakim olduğunu söylüyor. Sayın Öztürk, pek bir şey demek istiyor. Sayın Öztürk bir şey demedi demeyin. Çünkü başladım kaç hamle buyurun yaptımsa efendim. Sözü ağzımdan aldım. Lütfen buyurun. Bir izin verin. Evet, buyurun. Şimdi bizim ülkemizde bu laiklik kavramı çok nazik bir kavram. Kargaşaya gelmiş bir kavram. Şimdi laikliğe yeşil ışık yakan, ona onay veren herkesi biz Müslüman saymazsak bu ülkenin nezaketi bakımından çok kötü bir iş yaparız. Yani şimdi bunları Sayın Özkan'ın söylediği şekilde, Hatemi Bey'in söylediği biçimde, Bayındır'ın söylediği biçimde bunları bilimsel zeminlerde tartışacağız. Yalnız bu ülkede bir sosyolojik nezaketi var bu işin. Bir sosyolojik nezaketi var. Aynı camide, aynı safta namaz kılan insanlar bu kavramların hiçbirinin ne olduğunu hatta bilmeden birisi ben öyleyim diyor, öbürü de ben öyleyim diyor. Bir nevi moda gibi. Moda gibi. Şimdi siz kalkar da burada laikliği bir din gibi alır. Bu dine mensup olanlar ve bu dine mensup olmayanlar gibi çok rigid bir duvarla bunu ayırırsanız insanımıza kötülük etmiş olursunuz. Bunları tartışalım ama bu kadar sert bir biçimde insanımızı şu anda bir parselemeyelim. Bir orta nokta bulmak lazım. Dikkat edin. Biz evet. O şekilde düşünenlere kafirsin, sen insan değilsin, yaşamaya hakkın yok diyelim demiyoruz. Çünkü kabul ettiğimiz din bize bu yetkiyi vermiyor. Ama bilmediğini fark ettiğimizde ne yapacağız? İslam şu, laiklik de bu, demokrasi bu, Marksizm de bu diye anlatmak ve ikna etmeye çalışmakla mükellefiz. Tabii efendim. Yani şu bir realitedir. Eğer insanoğlu Allah'ın iradesini din olarak peygamberler eliyle gönderdiği iradeyi çarpıtmasaydı insanlığın bugün bunları tartışmasına tabii, gerek kalmayacak. Şimdi ilahi irade çarpıtılıyor. Din Allah'ın gönderdiği insanı mutlu edecek kurum olan din insanın dejenerasyonu yüzünden insanın başına bela oluyor. İşte Engizisyon dini böyle yapmıştır. Ondan sonra insanoğlu bu beladan kurtulmak için çare arıyor. Peki, bulduğu çarelerden biri de laiklik. Ben Ercüment Bey'e orada katılıyorum. Engizisyon olmasaydı buraya gitmeyecekti insanoğlu. Yalnız şu sorunun cevabını aramak lazım. Bakın burada az önce gördünüz. İlk sözü adamın bizim aile hayatımızdan. Sanki beni teftişe memur edilmiş ajan gibi konuşuyor adam. Yaşar Bey, şimdi, esastan yanlış bakın, bunlar. Eğer İslam'ın içine de yapay yollarla İslam'da olmayan engizisyon sokulmuşsa o zaman insanlar başlarının çaresine bakacaklar. Şimdi böyle yapanlar Yaşar Bey özür dilerim. Yani İslam'dan bakın. İslam'dan habersiz. Ercüment bakın hiçbir Bey, peygamber karısıyla, oğluyla, kızıyla sual olunmamış, ilzam abi, edilmemiş. Efendim anladım. Ben onları, bunu bilen yapar mı? Ben seni teyiden Sayın söylüyorum. Sayın Atan sonlara doğru mu geliyoruz? Ama bir Allah, ülkede bir dün Diyanet İşleri Başkanı yaptığınız bir insanı ertesi gün siyasi hesaplarınıza uymuyor diye kafir ilan edebiliyorsanız burada ciddi bir mesele var. O zaman bırakın da bu sakat ve sahte din anlayışı laiklik şemsiyesi altında Cumhurbaşkanlığın dediği gibi gerçek dindarlarınla nefes almasına yarasın. Gerçek dini ortaya getirirseniz bunları tartışalım ama o ortada yoksa din adına insanlara en büyük zulmü yaparlar. O zaman o şemsiyeye ihtiyacınız var. Evet. Maalesef kapatıyoruz programı. Tamam ya, yani şöyle bir evet bir özet yaparsak. Bir saniye. Bunları tartışacağız. Daha net hüküm verecek halimiz. Evet, buyurun. Siz başta öyle konuşmadınız. Halbuki konuşmak mı istiyorsun? Peki sor. Sor. Hiç uzatmadan soruyu sor. Tamam hadi. Pardon? He. Ben mahallede sen emniyete gideceksin. Hayır. Bana sorulan şu. Bana hiçbir sorulmadı.
Suçlu affedildi, çıkarıldı gitti. Ben de dedim ki efendim bir şey söylemek istiyorum, buyurun dedi. Dedim ki benim dedim, arabası çalınan benim dedim. O değil, o çalmış. Mağdur olan benim dedim. Soruyu sor. Soruyorum. Beni tutuklamaya yoluna kadar gittiler. Soru? Niye dedim? Baktım sustum dedim. Ha ben belki de şerif hükümleri falan belki de onu sormaya çalışıyor, şey yapmaya çalışıyor dedi. Ben de sustum, özür dilerim dedim, çıktım. Bence bugün laik düzende şeriat tartışılmıyor veya konuşulamıyor. Şer'i düzen gelsin denilemiyor. Ama peki şer'i düzende Osmanlı anladım. Zamanında bir Yahudi konuşabiliyor. Ben Yahudi'yim diyebiliyordum. Tamam, tamam peki. Zaten bunu tartışıyor. Şimdi bunu sayı, tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi sayın seyirciler, evet. Bir dakika. Bir dinler misiniz? Bir dinleyin. Tamam. Şimdi evet. Sorularınızı aldım burada zaten. Bunların çoğunu tartıştılar gönderdiğiniz soruları. Yani... 100 kişi ama, bir arada konuşamazsınız. Şimdi, zaten sizler de kendi arzunuzla geldiniz buraya. Bize konuk oldunuz. Bizler seçmedik sizleri. Çok teşekkür ederim. Şimdi, İzlediniz. Beyler. Beyler bir bitireyim mi? Biraz dirayet gösterin Ahmet Bey. Çok bir şey. Biraz dirayet gösterin. Bir şey. Evet. Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Tamam. Acaba kaç kişi Zümer suresinin 18. ayeti olan bu ayeti Türkiye'de uyguladı ve İslam'dan haberdar yaşıyor? Bir şey daha söylüyorum. Çok özür dilerim. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var? İçinde neyi seçip beğenirseniz sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek olan bir yemin mi var ki siz ne hüküm verirseniz sizin kalacak diye? Onlara sor. Hangisi bunun savunuculuğunu yapacak? Kalem suresi 36'dan 40. ayete kadar. Tamam. Mesela. Kapatıyorum. Peki sayın seyirciler. İzninizle kapatalım çünkü gece yarısının epey geçti. Evet, saat 12 içeri. Şöyle bir netice aldık. Ya o kağıttaki soruların çoğunu tartıştılar zaten. Şöyle bir netice aldık ki bu konu çok daha su götürür, tartışılabilir. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Daha çok evet. Tartışacağız bu konuyu. Şunu evet, anladım. Ya tartışmadan şunu anladık. Başörtüsü konusu tartışmalı. Laiklik konusu tartışmalı. Bu konuda doğru ama birisi değil. Din uzmanları arasında tam bir görüş birliği yok. Bu arada Kur'an tefsiri açık. Hiçbir Müslüman başka bir Müslümana müdahale etmeyecek. Müslüman kendi hayatını yaşarken kimse kimseye ben senden daha iyi Müslümanım deyip kafasını gözünü kırmayacak. Bu da günah bir şey, bu iyi bir şey değil. Çıkan sonuçlar bu. Evet. Yani, son bir söz Sayın Hatemi'ye. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben, evet. Son bir söz Sayın Hatemi'ye. Buyurun. Ben buraya... Buyurun. İşlerime ara vererek geldim, isteyerek geldim, bu tartışmadan faydalı bir sonuç çıkacağını ümit ederek geldim ki inşallah çıkmıştır, ben bilmiyorum. Buraya gelenler de isteyerek geldi, kimse devlet zoruyla gelmedi. Bilmiyorum yanlış anlamadıysam son Kur'an-ı Kerim'den ayet mealleri okuyan arkadaş, sanki biz burada tek doğrunun, bizim söylediğimiz olduğu kanaatinde olan kişilermiş gibi kendimizi yanılmaz masum kişilermiş o genç bir arkadaş, kabul eden kişiler gibi. Kötü yani, bir niyetle söylememiştir. Ama onlara sor diye biz gösterilince ben şu zanna kapıldım. Hadi kapatalım. Son bir şey. Hikaye değil ama. Bu şeylerin faydalı olması evet. için bu tartışmaların bundan sonra da faydalı olması için bir de tartışma adabına riayet etmek çok yerinde olur. Evet kapatıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Değişik fikirlerimiz olabilir. Yalnız Türkiye'nin üniter yapısının üzerinde bir takım oyunların oynandığı bir dönemde fikirlerimize saygı duyalım, birbirimizi sevelim ve 21. yüzyılı beraberce yakalayalım. Benim sizden de bir teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam bitti efendim, kapattık programımızı. Artık kapattık. Bizim reis orada kapatmıyor artık, kapattı. İyi akşamlar reis. İyi akşamlar. Evet. Kapatıyor.